Sevgili seyirciler, bugün yeni bir dört bir taraf programındayız, bir aradayız. Bugün bir konuğumuz var, Koray Çalışkan, Radikal Gazetesi yazarı. Hoş geldiniz. Hoş. Kadri Gürsel bugün bir yurt dışı gezisinde. Onun yokluğunda Koray Çalışkan zaten hakim olduğu bu konu üzerinde, bazı konular üzerinde bizi aydınlatacak. Zaten Aslı Hanım bana Kadri gibi giyinmemi söyledi. Onun için lacivert çekildi, beyaz gömleği yaptı. Kravat evet. Da söylemişti ama kravat takamadım. Kadri artık bizi affedecekti. Aa, yok canım artık. Yani zaten o da bazen takmayabilir ama takılıyor. Bana bakıyorlar. Takmadığını görmedim gerçi. Bende kravat merakı olduğu için öyle bir şey oluyor. Şimdi gündemimizin ilk sırasında son günlerin en ilginç konusu var. Bunu daha çok konuşacağız. Çünkü konuyu herkes biliyor. Bütün televizyonlarda bununla ilgili haberler devam ediyor. Malum Başbakan geçen haftanın sonunda kendi partisinin mensuplarıyla birlikte Kızılcahamam'da yaptığı toplantıda gençlerin üniversitelerin yurtlarıyla ilgili bir konuşma yapmıştı. Daha doğrusu böyle bir konuşma yapmış olduğuna dair haberler yayınlanmıştı Zaman Gazetesi'nde. Bu haberler tekzip edilmişti. Fakat sonra Başbakan daha sonraki günlerde bu tekzipleri tekzip etti. Ve soru işaretleriyle dolu bir dönem başladı. Oradaki söylenen sözleri, verilen demeçleri burada tartışacağız. Geçen defa da kısmen başlamıştık. Ondan sonra bir de Atatürk'ün resimlerinin devlet madalyalarından çıkarılmasıyla ilgili bir konu var. Onun üzerinde duracağız. Vakit kalırsa öteki konular üzerinde de duracağız. Ama önce her zamanki gibi bir reklam arası verip ondan sonra asıl programımıza başlıyoruz. Şimdi konumuza geçelim. Başbakanın konuşması üzerine cereyan eden tartışmalar kamuoyunda. Şimdi bu belirttiğim gibi 4 Kasım günü gazetelere sızdı haber. Gazetelere derken Zaman Gazetesi'ne şöyle bir beyanı olmuş. Başbakanın Kızılcahamam kampında basına kapalı olarak yapılan bir konuşmasında şunu diyor. Denizli ilinde şahit olduk. Yurtların yetersizliği beraberinde çeşitli sıkıntılar doğuruyor. Üniversite öğrencisi genç kız, erkek öğrenciyle aynı evde kalıyor. Bunun denetimi yok. Muhafazakar demokrat yapımıza bu ters. Vali Bey'e bunun talimatını verdik. Bunun bir şekilde denetimi yapılacak. Şimdi tabii bu kamuoyunda çeşitli yorumlara neden oldu. Bu denetimi yapılacak, nasıl yapılacak yurtlarda, yurtların dışında bu evlerde bir takibat mı yapılacak, dinleme mi yapılacak derken hemen o gün 4 Kasım Pazartesi günü Arınç'ın bir açıklaması oldu. Dedi ki bu aynen şöyle düpedüz asparagas bir haberdir. Bizim böyle bir yetkimiz yok, böyle bir düşüncemiz de yok. Sayın Başbakan'ın buna benzer bir ifadesi de kesinlikle söz konusu değil. Özel kiralanmış evlerde kimler kalıyor, kimlerle birlikte kalıyor, ne yapıyorlar, ne yapmıyorlar, bunlar bizim ilgi alanımız içerisinde değil. Bunu kesinlikle reddediyorum. Bu tip haberleri maksatlı buluyorum. Aynı şekilde Başbakan'ın müşaviri Yalçın Akdoğan da gene o gün diyor ki gene bir şeyde tweetle galiba kız ve erkeklerin aynı evde kalmasına yönelik bir denetim söz konusu değil. Evleri nasıl kontrol edeceksin? Yok böyle bir şey. Sonra grup toplantısında ama o gün başbakanın böyle bir şey yok dediğinin söylenmesine karşı bu konuya işaret ettiği görülüyor. Onun arkasından ama asıl hava limanında bir basın toplantısı yaparken işte Helsinki'ye gitmeden önce gazetecilerin önünde gene bu konuya bir soru üzerine değiniyor. Şimdi bunu hatırlayalım. Orada arkadaşlar eğer gösterirlerse banttan.
Bunlar özel müstakil. Yani kişilerin özel evleri. Evet. Yani nasıl bir etkiyle? Kişilerin müstakil özel evlerinde bir farklı kız, bir farklı genç, ikisinin aynı evde kalması ne denli acaba uygun olabilir? Siz kızınıza, oğlunuza böyle bir şeyi hoşgörüyle karşılayabiliyor musunuz? Yok, yarın anne olduğunuz zaman veya annesiniz bilemiyorum. Yani kızınıza, çocuğunuza böyle bir şeyi eğer siz uygun buluyorsanız sizin için hayırlı olsun. Ama eğer bir yasal düzenleme de yapılması gerekiyorsa biz bu konuyla ilgili yasal düzenlemeyi de yaparız. Şu anda valiliklerin bu konuda inisiyatifleri varsa bu inisiyatifleri de kullanması gerekir. Çünkü bunun bedeli yarın çok farklı bir şekilde bizim karşımıza gelebilir. Evet, Başbakan bu konuşmayı yaptıktan sonra nasıl olacak diye tabii herkes bekledi. Çünkü Başbakan Yardımcısının sözleri de var. Başbakan Yardımcısından daha sonra bir açıklama geldi. Hüseyin Çelik'in açıklaması. Hüseyin Çelik'in de açıklaması var ama önce asıl o gün Bülent önce Arınç. Onu görelim. Havaalanında Bekir bir konuşması Bozdur. Var. Başbakanın Helsinki'ye giderken işte bunu konuştuk. Onun da kaydını önce görelim. Hangi orada, yardımcıdan bahsediyorsunuz? Bekir Bozdağ'ın açıklaması mı? Hayır. O asıl şeyi söylediniz ya, Finlandiya'ya giderken Ankara'da. İşte bu Esenboğa'da. Bu işte o. Bu. Seyrettiğimiz oydu. Evet. Esenboğa havaalanı. Esenboğa. Evet. Ha tamam, buydu. Doğru. Şimdi izledik. Daha önce bir tane daha var. Ben zaten sandım ötekinde. Grup göstereyim. Toplantısı vardı, bir de bu vardı. Ya, grup toplantısı, orayı da geçtik. Şimdi bunun arkasından ne oluyor? İşte Arınç'ın beyanı oluyor. Sonra ama Helsinki'ye gittikten sonra oradaki basın toplantısı var. Bir de onu evet. dinleyelim basın. Hı. Pardon. Tamam, şimdi o toplantıda Türkiye'de de bulunmuş olan bir gazeteci kendisine, Türkçe de biliyor biraz, Türkçe olarak soruyu soruyor. Başbakan da ona bir cevap veriyor. Onu da gördükten sonra konuşmalarımıza geçeceğiz. Sayın Başbakan, herhalde Türkçe konuşabiliyor muyum? Türkiye'de son zamanlarda, özellikle son günlerde artan bir rahatsızlığı var bazı kesimlerde. Yani böyle bir iddia var ki siz ve sizin hükümetiniz insanların özel hayatına daha fazlası müdahale ediyor. Hatta onların hayat tarzına müdahale etmek üzeresiniz. Ya en son örnek bu kız erkek öğrencilerin oturma koşulları, yani özel evde kalmasın, böyle bir şeyler. Bunu niye gerek görüyorsunuz? Böyle bir müdahale. Değerli arkadaşımı birileri herhalde özel olarak görevlendirmiş. Öyle anlıyorum. Çünkü I wondered if you somebody had asked you or instructed you to ask the question. 11 yıldır başbakanım. Because I've been prime minister for 11 years. 4,5 yıl belediye başkanlığım var. And I was mayor for 4.5 years before that. Biz kimsenin özel hayatına bugüne kadar müdahale etmiş değiliz. And we have never intervened in anyone's private life. Eğer birilerinin özel hayatına müdahale etmiş bir iktidar olmuş olsaydık, Türkiye'de iki kişiden bir kişinin oyunu almazdık. And had we done that, we would not have gotten the vote of one out of every two people in Turkey. Bu konuda bizim en büyük teminatımız halkımızdır. Our greatest assurance in this respect is our people. Ve üç dönemdir oyları arta arta yükselen bir iktidar olarak şu anda geldiğimiz nokta bunun teminatıdır. And the fact that we have been for three consecutive terms increasing our votes. Ve halkımızın özel yaşamı, özel hayatı bizim teminatımız altındadır. And the private lives of our people are under our guarantee. Meşru hayat vardır, gayrimeşru hayat vardır. There is legitimate life and illegitimate life. Bu noktada da tabii ki ülkemizde bizim üzerimize düşen görevler vardır. And our responsibilities in this framework in our country. O görevler de yasalarla bellidir. And those responsibilities are determined by law. Yasalar bize hangi görevi verirse biz o görevler çerçevesi içerisinde adımlarımızı atarız. Evet, bu konuşmadan sonra Türkiye'de gene buna benzer yani bu konu üzerindeki demeçler devam etti. O arada İçişleri Bakanı da bir konuşma yapıp daha geniş
bir şekilde konuyu ele aldı. Yani bu ne gibi tehlikeler doğar eğer yurtlarda değil de böyle apartmanlarda kalırlarsa gençler diye. Bu tartışmamız sırasında bunlar üzerinde de duracağız. Ama bu tartışma hala devam ediyor. Ve her gün yeni demeçler veriliyor. Söz Nagihan Hanım'da. Ne diyorsun evet. Bu işlere? Vallahi ben şunu diyorum. Yani kaç gündür, bakın salı günü mü çıktı bu tartışma? Salı günkü dört bir tarafta neredeyse bütün zamanımızı buna ayırdık. Yalnızca biz değil, neredeyse bütün tartışma programları, bütün köşe yazıları, bütün siyasiler bir gençlerin evlerinde boğulup kaldık, takılıp kaldık. Yazıktır, günahtır. Hakikaten ben bir kere önce şunu demek istiyorum. Keşke böyle bir tartışmaya hiçbir şekilde girilmeseydi. Şimdi niye girildi bu tartışmaya? Tabii bir sürü içinde sıkıntılı noktalar var. Ben salı günü zaten aşağı yukarı ne söylediğimi anlatmıştım. Oradan buraya şunu söyleyebilirim. Şu detayları görüyorum. Şimdi bu tartışmaya niye girildi? Ben yeniden bütün verilen demeçleri okudum. Arka planında ne var bunu anlamaya çalıştım. AK Parti'den birilerine bu işi sormaya çalıştım. Hüseyin Çelik'le konuştum mesela. Nereden çıktı bu iş diye. Çünkü onun da bakın siz söylemediniz. Bugün yaptığı açıklamalar var. CNN Türkiye katıldı ve yanılmıyorsam Hande Fırat'a bir takım açıklamalar yaptı. Şimdi Denizli'deki Emniyet Müdürü Zeki Bulut, Başbakan'ın eski koruma müdürü. Bundan 1-2 ay önce Başbakan'a geliyor ve diyor ki efendim bizim elimizde bir takım istihbaratlar var. Şimdi otellere kimin girip çıktığı bellidir. Kimlik alınır, bu emniyete bildirilir. Bununla ilgili bir tarama sistemimiz var. Ancak apartlar diye bir sistem var. Bu apartlara kayıt, kuyut hiçbir şey yok. Üniversitelerde birçok şehirde yurt ihtiyacını, öğrencilerin yurt ihtiyacı karşılanamadığı için bir takım öğrenciler bu kampüslerin etrafında normal daire olan ama apart gibi kiralanan yerlerde kalıyorlar. Ama bunlar öğrencilerin kalmasın yani öğrenci kalıyor gibi gösterilip bazıları da bir takım başka amaçlar için kullanılıyor. İşte saatlik de kiralanıyor, günlük de kiralanıyor. Bununla ilgili biz kayıt tutamıyoruz, emniyete bir bilgi yok. Yalnızca işte zaman zaman sıkıntılar, ihbarlar yapılıyor. Biz bunun önünü alamıyoruz. Bunun bir gerekirse bir düzenlemeyle bunu kontrol altına almak lazım demiş. Bunun üzerine aradan işte bir ay tam olarak zamanını bilmiyorum. Bir süre geçtikten sonra Kızılcahamam toplantısında başbakan işte etrafındakilere bu konu açılmış. Bununla ilgili bir şeyler düşünelim, bir şeyler yapalım anlamında işte bu öğrenci evleriyle ilgili böyle bir sorun var diye konuşma geçmiş. Sonra bu işte Zaman Gazetesi'ne düşüyor. Zaman Gazetesi'ne düştükten sonra benim anladığım, resmi ben tamamlıyorum. Zannediyorum orada değil Bülent Bey. Düştükten sonra işte bu açıklama evlerle ilgili olamaz. Olsa olsa işte yurtlarla ilgili düzenleme demişti galiba. Vesaire diye bir açıklama yok, yapıyor. Yalan haber dedi. Ha, yani evlerle ilgili. Yok, yani normal. Paragraf bu haber. Yalan dedi. İşte yani. Yani evlere müdahale edici yalan dedi. Yani Zaman Gazetesi haberi yaptı. Sayın tamam. Bülent Arınç yalan bu dedi. Evet. Ya benim yani anladığım Bülent Bey gerek yok. Kızılcahamam'daki toplantıda yok. Asparagas. Bir şekilde o haberi görüyor. Ondan sonra böyle bir haber yok diyor. Kendisi. Sonra evet. Başbakan grup toplantısına çıkıyor. Evet böyle bir konuşma geçti diyor. Şimdi bence keşke hiç böyle bir konu yansımasaydı ve biz bu konunun içinde boğulmasaydık. Benim anladığım başbakanın kastettiği pansiyon gibi kullanılan bir takım evler. Ama öyle bir konuşma yaptı ki sanki normal öğrenci evleri de yani senin benim yani ben öğrenciyken atıyorum ailemden ayrı kalıyorum uzaktayım arkadaşımla kalıyorum. İşte bir takım erkek arkadaşlar da sınıftan arkadaşlar vesaire geliyor falan böyle yani özel evleri de kastediyormuş gibi anlaşıldı. Şimdi bu böyle eğer kastediyorsa başbakan tabii bu kabul edilir bir şey değil. Özel ev değil aslında. Özel hayata direkt müdahale. Ya başka bir ev yok ki genel ev var bir de. Hayır, ev dediğin evdir Nagihan. Hayır şunu demek istiyorum. Şimdi ya özel ev pansiyon dediğin gibi kullanılan ama pansiyon gibi kayıt edilmeyen Nagihan, bir takım evler bir olduğu ev söyleniyor. Apart denen evler. Ev Nagihan. Tamam da hukuksal olarak başka ev mi var? Şunu söylemek istiyorum. Şimdi ev olarak gösterilen ama pansiyon gibi işletilen, yurt gibi işletilen bir takım yerler var demiş
Denizli Emniyet Müdürü ve bunun üzerine de bu işte kaydını tutamıyoruz, burada bir takım illegal faaliyetler oluyor vesaire diye gitmiş. Buradan bir konu açılmış. Ay keşke Denizli Emniyet Müdürü böyle bir şey söylemeseydi. Biz de bunun içinde boğulmasaydık. Denizli Emniyet Müdürü ne? Kim? Nagihan Başbakanı. İşin sonunda ben şunu söylemek istiyorum. Ya ben bunu savunmuyorum. Ay, seni ki. Anlamak Türkiye'de için, çok büyük bir vakit kaybının içindeyiz. Ya meseleyi sen biliyorsun ya, bize anlatıyorsun. Ben bilmiyorum. Ben gördüğüm şeyi söylüyorum. Ha, anladım. Yorum. Nereden çıktığını anladım. Söylüyorum. Ha. Böyle bir rapor sunulmuş. Öyle mi çıkmış? Böyle gerçekten? Bir sıkıntı var denmiş başbakana. Denizli'deki emniyet müdürü tarafından. Kampüslerin etrafında apart olarak kullanılan, saatlik, günlük kullanılan evler var. Bunlar işte yurt ihtiyacını karşılamadığı için öğrenciler evlere yöneliyor ama sonra başka amaçlara da kullanılabiliyor denmiş. Bunu nereden biliyoruz? Denmiş. Başbakana bunu söyledi. Hüseyin Çelik söyledi. Ha, Hüseyin Çelik çok yani güzel. AK Parti'nin içinden gelen tamam. bir açıklama. Yani bir genel bir dolayısıyla, açıklama mı? Hayır, ben konuştum. Ha, tamam, sordum özür yani nereden çıktı diye. Bunun üzerine bu yani böyle bir tablo çok ortaya çıkmış. Aslında. Oradan da başbakanın yaptığı açıklamalar ama yalnızca böyle hani yurt yetmediği için kaçak yurtlar var. Biz yurt konusunu denetlemek istiyoruz, yurtlar yani bütün öğrencilere yurt ihtiyacını karşılamak istiyoruz gibi net olsa biz bu tartışmanın içinde boğulmayacaktık. Ama bugün geldiğimiz noktada maalesef devlet, ben her zaman devletin küçülmesi gerektiğini söyleyen biri olarak yeniden söylüyorum. Devlet bırakın küçülmeyi, bu son yapılan açıklamalarla sanki özel hayatlarımızın içine daha çok müdahil olmaya çalışıyor gibi bir izlenim veriyor. Bu elbette ki çok yanlıştır. Yani nasıl devletin belli bir inanca boyunduruğuna girmesine karşıysak, nasıl devletin dinsizleştirilmesine karşıysak, devletin bir ahlak dayatmasına da karşı olmamız lazım. Dolayısıyla yanlış anlaşma varsa onu düzeltmek şart. Yanlış anlaşma yoksa şayet evlere karışılacaksa bu bir kere mümkün değil. Bunun bir altyapısı olamaz, yasal bir zemini olamaz. Ben o yüzden diyorum çok yanlış bir tartışma ama şunu da iddia ediyorum ki bu tartışmanın kesinlikle arkası gelmeyecek. Göreceksiniz. Burada iddiaya da girebilirim. Bence kürtaj meselesinde nasıl o kadar tartıştık, kürtajla ilgili bir yasal düzenleme olmadı. Orada da ben demiştim. Yine biz bu meseleyi tartışıyoruz ama bir yasal düzenleme olmayacak. Nasıl idamı getireceğim diyordu başbakan. Onu tartıştık. Onunla ilgili de bir şey olmadı. Ben bunun da bir düzenlemesinin olmayacağını, zaten olamayacağını düşünüyorum. Dolayısıyla hani aşağı yukarı söyleyeceklerim bu kadar. Evet, Koray Bey. Ha, bir de şunu da söyleyeyim, özür dilerim, unuttum. Bakın, demokratikleşme paketi yeni açıklandı. Yani ortada çok büyük çelişkiler de var. Şimdi aynı hükümet demokratikleşme paketini açıklıyor. O paketin içinde kendi kendini bağlıyor. Bütün yaşam tarzları bizim garantimiz altındadır diye. Oraya bir madde koyuyor. Sonra bu hükümetin başbakanı tutup da evlerin içini düzenlemeye yönelik bir şey yapamaz. Yani doğanın varlığına aykırı büyük bir tezat. Bence bu kadar büyük tartışma da biraz da ondan kaynaklanıyor. Şunu da söyleyeyim, bitireyim. Bir de Hüseyin Çelik'in bugün ayrıca açıklaması vardı. Yasal düzenleme yapılacak derken öğrenci evlerine çat kapı yapılacak, hepimizin evlilik cüzdanı var mıdır gibi bir durum söz konusu değil diyor. Kavram, laik bir devlette esas olan kavram hukuk kavramıdır, günah kavramı değildir. Dolayısıyla evet. Hani son yapılan açıklama olarak ben bunu AK Parti'den bahsediyorum. Evet, buyurun Koray. Vallahi şimdi benim gördüğüm kadarıyla şöyle bir sorun var. Birincisi, başbakanın açıklamaları AK Parti'yi bağlar. Siyaseti başat olarak belirleyen kendisi. Başbakanın kullandığı kavramlar da bağlıyor siyaseti. Olan şu, başbakan hukuki olarak karşılığı olmayan bir sözcük kullandı. Bizim hukukumuzda kız öğrenci diye bir kavram yok. Erkek öğrenci diye bir kavram da yok. Yetişkinler var ve çocuklar var. 18 yaşına kadar çocuk diyoruz. 18'den sonra da yetişkin diyoruz. Bu anayasal çerçeve içerisinde konuşmak zorundayız. Kahvede sohbet etmiyoruz. Hukukumuzu da bu kurallar belirliyor. Ona göre hukuk, insanların birbirleriyle alakasını belirlemenin adıysa hukuki olarak konuşmak zorundayız. Daha önce hayat tarzını insanlar belirliyor mu, belirlemiyor mu, siyasi iktidar buna dair adım atıyor mu, atmıyor mu diye konuşuldu. Yetişkinlerin gece 10'dan sonra alkollü içki, bir light bira almak istiyorsun. Şu anda saat kaç? 10'a 4 var. 5 dakika sonra ben bira istesem alamam. 41 yaşındayım. Boğaziçi Üniversitesi'nde öğretim üyesiyim. Ne zaman bira alıp alamayacağımı başbakan karar veriyor. Böyle bir şey olamaz. Ülkemizde bir alkolizm sorunu yok. Gençler arasında alkol tüketimi düşüyor. Son 10 yıl içerisinde alkollü içeceklere
Özel tüketim vergisi artışı %455. Şu anda yeni rakıyı Londra'da daha ucuza alıyorsunuz. Ama gençlerde tüketim düşmüyor. Hani yok, düşüyor. O açık Nagihan Hanım. Yani onu yazdım, şeye de size verisini de veririm. O net bir şekilde düşüyor. Çünkü işin bir de sınıfsal boyutu var. Çok pahalı olduğu için insanlar alamıyorlar. Belki istiyorlardır, onu demek istemiyorum. Belki çok istiyorlardır. Böyle bir iktidar varken kim içmek istemez diye birisi de sorabilir. Yoksa alamıyorlar. Şimdi böyle bir durum varken insanların içkiye tüketimi, 41 yaşında Boğaziçi Üniversitesi'nde hoca olan bir insanın içki alma hakkı engelleniyor. Olabilir. Başbakan der ki şundan dolayı, bundan dolayı, tamam. Şimdi bundan sonra esas atılan adım şudur. 18 yaşından büyük reşit insanların kimle, nerede, hangi koşullarda ev tutup tutmayacağına başbakanımız bir valiye talimat vererek dahil olmak istiyor. Mesele budur. Şimdi orada da ben söyleyeyim. Valiye talimat mesele, söz konusu değil. Esas mesele... Ha, bir dakika, sen kesinlikle şunu söylüyorum. Şimdi bu... Ha, bir bilgi vereceğim. Türkiye'de, vali kraldan çok kralcılık yapıyor. Ve bununla ilgili partinin rahatsızlığı var. Valiyle ilgili mesele değil. Ben başbakanın şimdi, söylediğine bakarım. Şey başbakan olmasın. Çok açık bir şekilde söyledi. Zaten bunun ne kadar sorunlu bir şey olduğunu anayasal olarak, siyasi strateji olarak ve pratikte ne kadar sorunlu bir şey olduğunu hem Sayın Arınç hem Çelik fark ettiler ve toplamaya çalıştılar. Peki ama valiye bir talimat söz toplamaya çalıştılar ve topladılar. Dediler ki Sayın Çelik ve Sayın Arınç böyle bir şey yok. Sayın Arınç da asparagas, yalan, Zaman Gazetesi uyduruyor dedi. Ve başbakan ertesi gün çıktı. Ben dediğimi reddetmem, mesele budur deyip açıkladı. Şu anda iki tane panik var. Bir tanesi senin gibi AK Parti'yi destekleyen entelektüellerin şoku var. Keşke bu tartışma ortaya çıkmasaydı. Yani nasıl bu kadar yanlış bir şey ortaya çıktı? Bir şok içinde. Ve şimdi biz ne yapacağız? Bir de şu var. Keşke bu tartışma ortaya çıkmadı. Bir de ya bu tartışma ortaya çıktı. Tavrımızı net ortaya koyalım. Mesela Nazlı Ilıcak, benim çok uzun zamandır takip ettiğim birisi. Çok açık bir şey söyledi. Kardeşim bu kırmızı çizgidir. Ev özel hayattır. Devlet karışamaz. Star Gazetesi'nden Zaman Gazetesi'ne. Bir dakika, ben Hürriyet'ten şöyle araya savunma istiyorum. Kendini. Hayır, izin ver bana. Hey, bir dakika. Bir izin bizimle ver. İlgili kategorizasyona giremezsin. Bu senin ama doğru bir yaklaşım seninle değil. Ilgili ben ilgili hayır bir dakika. Değil. Ben senin, Nazlı Hanım bak şey Nazlı Hanım'la ilgili de burada çok çirkin manipülasyonlar şu, yapılıyor. Hiçbir çirkin yok, şey yapma. Nazlı Hanım gayet sakin. Gayet sakin. Bir dakika. Ben duruyor. Bir saniye. Mesele şu. Altan abi ben birinin tutup da bakın bu programa gelip Paf Dağı'nın tepesinde oturur gibi sen şöylesin, sen şöylesin, aferin, sen kendini savunma gibi bir pozisyonlamaya çok doğru basit bir şey söylüyorum. Ben, sen nereden çıktı bu tartışma kendimi diyorsun? Başbakan özel hayatın müdahale edeceğini söylüyor. Bakın göreceksiniz bundan söylüyorum. Sonra bir şey çıkmayacak. Başbakan ya bir şey çıkar çıkmaz. Üstelik ben burada zaten eleştiriyorum. Ben niye kendimi Nagihan savunayım? Şimdi yani bak buranın konuşma kuralları içinde böyle sorular falan sorulabiliyor tabii. Nagihan da karşı yani özel hayata müdahale. Ben de karşıyım. Bir kere nasıl bir kategorizasyon bu? Sen böyle yaptın. Devam etsin sonra gene sen konuşursun. Bak şöyle bir kategorizasyon. Şu anda entelektüel bir panik var. Başbakanın söylediklerine senin gibi belirli ilkeleri kim mesela panikte? Sen lütfen. Paniktesin. Mesela Ali Bayramoğlu'nu okur musunuz? AK Parti'yi sen, destekler. Ne kadar güzel önce, bir eleştirel çizgide. Önce, Gülay bunu, Göktürk'ü okur musunuz? Ne kadar güzel bir eleştirel çizgide. Nagihan, Yeni Şafak'ta birçok yazar. Sana, mesela Profesör Doktor Atilla Yayla. Ben de okuyorum. Hiç, sen hiç biraz kimse önce, de panikte sen değil, biraz yapma. Önce şunu yaptın. Mesela beni dinlememen de o paniğin göstergesi. Şöyle bir durum var. Bir izler, dinlersen anlayacaksın. Gayet iyi dinliyorum. Belki de yanlış söylüyorumdur, olabilir. Yeni bir şey olmayacak benim için. Ama şöyle bir şey var. Başbakan nasıl böyle bir şey söyler, biz şimdi ne yapacağız? Keşke bu tartışma çıkmasaydı. Ya şimdi birincisi, biraz önce söylediğin gibi tartışmaya böyle başlanmaz. Bu tartışma çıktı. Türkiye'nin siyasi olarak en güçlü insanı, evlere müdahale edeceğini, yetişkinlerin kiminle yaşayacağına, kendi ideolojisi ekseninde karışabileceğini söyledi. Bu noktada yapılması gereken şey her demokratın, liberal olur, sosyalist olur, sosyal demokrat olur söyleyeceği bir şey var. Bu kırmızı çizgidir, bu tartışmaya açılamaz. Şimdi böyle bir panik var özellikle Türkiye'nin entelektüel ikliminde. Bu panikte elek çok hızlı çalışıyor. O eleğin üstünde kalanlar var, düşenler var. Bunlar kim dünyanın düşüyor? Her bir yerinde, senden bahsetmiyorum. Senden bahsetmeyeceğim. Hayır, ben kendimle ilgisi yok. Tamam, sen üzerine alınma. Ama
Ben bunu soruyorum. Anlaşılır hale getirmeye çalışmak, bunu anlaşılır hale getirmeye çalışmak, ilkesel olarak ister sağdan ister soldan gel, özgürlükçülükle baştan çelişir. Çünkü kız öğrenci ya da erkek öğrenci diye kavramlarımız hukuksal olarak yok. İdarede olabilir. Mesela ben Boğaziçi Üniversitesi'nin Yurtlar Komisyonu'nun disiplin kurulu başkanlığını yaptım. O yurdumda benim birisi şarap içerse onu cezalandırırım. Yasaktır. Bitti yani. Tamam. Burada kız öğrenci, erkek öğrenci değil, öğrenci diye bir kavram vardır. Evet. Ve bizim yurtlarımızda içki içilemez. Bitmiştir. Tamam. Ancak bir başbakan kalkıp yetişkinlerin kiminle kalkıp, kiminle yatıp, kiminle hangi evi paylaştığını ve nasıl orada kalacağını söylüyorsa, öncelikle Denizli Emniyet Müdürü ne demiş? Başbakan'a şunu mu söylemiş? O mu olmuş? Keşke bu tartışma çıkmasaydı. Ne kadar da rahat oluruzduk değil. Net bir şekilde bunun yanlış olduğunu söylemeliyiz. Şimdi Altın abi izin verirsen benim ben bir cümle benimle ilgili bir şey söyleyeyim. Bir dakika. Hayır bir dakika ama bu cümlenin izin ver. Bir dakika. İzin ver. Bu cümlenin baştan, üzerine bir saniye. Yalnızca seninle alakalı. Lütfen. Bir dakika. Sözü sen mi vereceksin? Altan Bey veriyor. Senin bir söyle. Cümle. Benimle ilgili yapımı bir şey söyleyeyim ondan sonra. Ya bir cümle söyleyeceğim. Söyleyemezsin. Üç defa söyleyeceğim. Niye konuştun? Bu nasıl bir suçluluk psikolojisi? Nasıl bu mal buldum üstüne atlayayım psikolojisi? Lütfen yapmayın. Senin suçluluk psikolojisi. Bir dinle eleştir. Bir dakika sen de o zaman geleceğin programın bir öncesini izle. Salı günü biz burada ben yayın yaptık. Senin. Peki İzledim o zaman hiç dinlememişsin. Bak. Herhalde ben konuşurken sesini kapatmışsın. İzlemek zorunda değilim. Bir sürü program var. Onlardan o zaman benim nereden başlayacağımı bu ikinci daha program bu konuyla ilgili. Ve ben ahkam keseceğimi bu işin röntgenini olacak. Çekiyorum. Söz bende. Sizin programınızın konuğuyum. Dinlemek zorundasın. O zaman sen de benim nereden başladığım bu konuyla ilgili söz biraz bakmak zorundasın. Benim yorumlarımla ilgili analiz yapacaksın. Durduğumuz yer şu. Birincisi bir panik var. Nereden çıktı bu tartışma? Ne yapacağız şimdi? Nereye yerleştireceğiz? Tartışma çıktı. Başbakanımız dedi ki ben evlere kimin nerede yaşadığını yaşından bağımsız ve hukuki rüştünden bağımsız olarak karışırım. Burada her demokratın söylemesi gereken bir şey var. Bir dakika. One minute. Anayasamız var. Anayasaya göre yaparız. Kız öğrenci diye kategorimiz yok. Erkek öğrenci diye kategorimiz yok. Yapmamız gereken şey entelektüel olarak Türkiye'nin entelektüel iklimine katkıda bulunacaksak bunu teslim etmek gerekiyor. Bir entelektüel panik var ve entelektüel cesaret şunu getirir. Eğer karşımızda böyle bir anayasaya karşı bir adım varsa, özgürlükçülüğe karşı bir adım varsa bunu engellememiz gerekir. İkincisi, bu ülkeyi nasıl yöneteceğimize dair kullanacağımız kavramlar anayasal olarak tanımlanabilir olmalıdır. Mesela benim kızım var. Allah korusun. İnşallah hepimizin. Bir sürü ekranları başında olan insanın kızı var. Ben bir babayım. Başbakan bana anne babalığı öğretemez. Hele çocuklarıyla siyaset yüzünden yeterince ilgilenemediğini düşünen birçok siyasetçinin olduğu bir iklimde hayatı çocukları olan insanlara ben senin çocuğunun sorumlusuyum diyemez. Peki. O eğer 18 yaşından büyükse zaten çok önemli bir durum var. O yetişkin bir insandır evet. Bizim hukukumuz. Evet. Şimdi evet. Nazlı Hanım bir dakika. Şimdi, tamam. Neden sen cümle konuş, çünkü tabii, tabii. Bana çok tabii, cevap yani hakkı şey doğdu. Tabii tabii. Evet, elbette söyleyeceğim. Bence de. Daha ne kadar yani, söyleyecek yani, söyledi zaten. Bakın burada yani çok tuhaf bir şekilde özellikle bir manipülasyon yapıldığını hissettim. Onun için şunu söylemek şimdi istiyorum. Sen de şey yaparsan o da Altan ona cevap abi, verecek. Şimdi biz, yok ben sonuna kadar dinleyeceğim. Nagihan tamam, gibi. Ben şunu söylemek istiyorum. Evet. Salı günü biz burada bir yayın yaptık. Ve yayının yarısından fazlasını bu konuya ayırdık. Ben oradakileri kolaya kaçıp yeniden tekrarlayabilirdim. Ama ben pozisyonumu belli ettim. Bu tartışmanın özünün yanlış olduğunu, demokrasiye aykırı olduğunu, Nazlı Hanım, özel hayatlara, Kılıçdaroğlu'ndan bahsettin. Özel İzledim hayatlara, ben programı. Hayır izlememiştim. İzledim ben, Kılıçdaroğlu'ndan özel hayatlara müdahale olduğunu, böyle bir şeyin hiçbir şekilde yerinin olmadığını, devletin küçülmesi gerektiğini, bunun devletin küçülmek değil, bizim özel alanlarımıza da müdahalede büyümek anlamına geldiğini söyledim. Bugün yeni bir bilgi olarak nereden çıktı bu tartışmanın peşine düştüm. Habercilik yaptım ve size bir şey getirdim. Bunun üzerine siz bu tartışmayı hala başbakanın pozisyonunu
yanlış bulabilirsiniz, doğru bulabilirsiniz, oradan bakabilirsiniz, buradan bakabilirsiniz. Doğru, önce doğru. Somut bir bilgi koydum ortaya ve üzerine yorum yaptım. Dolayısıyla hiç kimse bana yok efendim panik oluyorsun, şuradan başlıyorsun vesaire gibi ithamlarda bulunmasın. İtham değil, eleştirme. Allah aşkına hazır ezbere olmalısın. Konuşacağımıza ben nereden çıktı? Bu kendilerimizi şey konuşmayalım, olayları dolayısıyla zaten da. Olayları evet. Konuşmak için ben size bir şey getirdim ortaya. Evet. O yüzden yani ben bunu cevap verme ihtiyacı da duymak istemiyorum ama lütfen ithamlarda bulunmadan. Evet. Tamam, şimdi eleştiriyor itham. Yani şimdi ben bunu da hiçbir şekilde savunmam ve bütün güvendiğim, şey, bakın bütün AK Parti savunuyoruz, kategorik olarak savunma değil, güvendiğim temel prensip itibariyle AK Parti'yi destekleyen entelektüeller de çok güzel noktalarından bu işe karşı çıktılar. Hı. Biraz önce de isimlerini saydım. Peki, şimdi Nazlı Hanım. Bir kere Altan'cığım, şuna teşekkür ediyorum. Altan Öğmen çok güzel bir kitap hepimize hediye etti. Evet. Yazdığı kitap. Amancığım. Altan Öğmen ve İhtilal. Çok heyecanla okuyacağız. Ben de öyle. Üçüncü kitabın mı oluyor bu şey Dört. Olarak? Dördüncü kitabın oluyor bu. Evet. Yani kendi hayatınla aktüel olayları da dönemi... Dönem filmi gibi oluyor değil mi? Dönem filmleri oluyor ya, hem yaşıyorsun hem anlatıyorsun hem... 30'ları bir 40'ları bir de daha sonrasını evet. Yazdı. Bu bugün aslında. Bugüne yaklaştık artık. Yok, yok. İhtilal de var daha şey... bir eski 30'lar. Sen şey gibi Celal Bayar, ben de yazdım diye. 30'lardan başladı tabii biraz geç başladığı için senin daha çok vaktin var. O tam manasıyla... Hatta düğün fotoğrafı Allah da rahmet var. Eylesin evet. Öyle yavaş 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 yavaş... Sen de epey eskiden başladın. Şimdi ben önce bir şeyin altını çizmek istiyorum. Şimdi bu utanıyorum meselesini bir izah edeceğim. Çünkü kimisi diyor Tayyip Erdoğan'dan utanıyorum dedi. Kimisi diyor oy verdim utanıyorum. Ben şu şekilde söyledim. Onu geçen programda olduğunu geçen istersen programda özetle. Geçen programda oldu ama gazetelere yansıdığı için şey yapmak, açıklamak hayır, hayır, istiyorum. Hayır için söylüyorum. İzlememiş olanlar varsa... Tabii, ha, ne dediğin şey hatırlatıyorum. Hı. Ben şöyle dedim. Üzülüyorum. Türkiye'ye hizmet eden bir Erdoğan vardı. Göğsümü gere gere destekledim, oy verdim. Ama şimdi utanıyorum dedim. Bu nereden utanıyorum? Neyin üzerine utanıyorum dedim. Bu şekilde bir özel işte kız öğrenciler, erkek öğrenci birbirlerinden ayrı bu şekilde özel hayata müdahale eden sözlerinden dolayı utanıyorum dedim. Peki ben niye utanıyorum? Çünkü ben hep şunu söyledim. Çekinecek, kaygı duyulacak bir şey yok. Özel hayata müdahale etmeyeceği gibi sen istediğin gibi yaşarsın. Öbürü istediği gibi yaşar. Yani bizim teminatımız laik cumhuriyettir zaten. Yasalar vardır vesaire. Şimdi her zaman politikacılar demez mi? Ben sizin yüzünüzü yere baktırmadım. Yani sizi utandırmadım anlamına. Şimdi ben bu sorumluluğu taşıdığım için bundan utanıyorum dedim. Yani buna bir açıklık getirdim. Orada ben de öbürü mesela Tayyip Erdoğan'dan utanıyor. Evet. O der ki ne karışıyorsun, niye utanıyorsun veya oy verdin öyle değil. Yani bu pozisyon beni utandı. Siz vekalet bakın ben de yani onu evet. Demek istiyorum. Ben de şunu anladım. Söyleyeyim Nazlı Hanım'la ilgili hakikaten çok manipülatif haberler de yapıldı. Yani onların da gerçek ne söylendiğiyle daha sonra o çizilmeye çalışılan resmi ayırt etmek çok önemli. Yani o haberlerden yola çıkmamak lazım. Şimdi yani o programda öyle bir şey denelim. Yani İkincisi bakın şu yanlış bir pozisyon var. Hani bu kişisel meseleler. Ben bir düşünce söylüyorum. Ben bunu savunurum bugün. Ertesi gün bakarım beğenmem bir icraatı. Bunu eleştiririm. Ama şöyle bir şey var. Yani sanki bir takımın adamısın. O takımın futbolcusun. Hiçbir zaman ayrılamazsın, biat edeceksin bir sisteme ve en ufak bir inhiraf olmayacak. Oldu mu? Birisi bir vay dönek diyor, öbürü biz söylemedik mi, işte sen görmedin mi, ne kadar kısa görüşlüsün filan. Şimdi bunlara gerek yok. Yani özgür olarak tartışalım, bir olay karşısında hepimiz pozisyonumuzu belirleyelim. Yarın öbürsü gün bir başka pozisyonu beğenebilirim. Yani böyle kimisi diyor ki batan gemiden, yani geminin battığı falan yok yani fevkalade de yüzüyor ayrıca yani batan gemiden ayrılıyor. Yani böyle şeylere gerek yok, bunu söylemek istiyorum. Şimdi beni şu rahatsız etti, İçişleri Bakanı'nın oturup da bunu tevil etmeye çalışması beni rahatsız etti. Şimdi Tayyip Erdoğan'ı da belki rahatsız etmiştir. Ben dönüp
ne açıklama yapacağını çok merak ediyorum. Çünkü Erdoğan biraz önce de televizyonda verdiğiniz gibi aynı daireyi kız erkek paylaşım noktasında ciddi şikayetler var diyor. Şunu demiyor, bir günlük kiraya veriyorlarmış, işte ruhsatı da yokmuş, ticari tane bilmem ne yanlış çalışıyormuş, böyle bir şey yok. Şimdi apart apart dedikleri tamamen bildiğimiz stüdyodur. Adam bir apartman kurmuş, yani apartman. Orada bir oda, bir salon, pardon, bir oda, bir salon olabilir. Bazen tek oda olabilir. Tuvalet, hepimiz çocuklarımızı yurt dışına yolladık. İşte orada da o zaman ona da apart diyelim. Yani stüdyo deniliyor. Tek bir oda da kalıyor. Sonra mesela bakın böyle apart oteller de olabilir. Çok yaygın, özellikle turistik bölgelerde. Beyoğlu'nda ruhsatı yok diye Galata'da filan. Böyle şikayetleri işte bu şekilde dikkate alarak bugün biliyorsunuz medyaya yansıdı. Sonra denildi ki ruhsatı olmadığı için. Ama böyle ihtiyaç var. Ruhsat vermiyorlar bu defa. Yani ruhsat vermeyerek de bu işe sekte vurmaya çalışıyorlar. Sen biliyorsun hepsi dışarıya seyahat eden insansın. Evet. Otelde kalmayınca, aile gidince tabii, apart tabii. Otellerde kalınıyor. Ve son derece yaygın. Burası ne bir fuhuş yeridir, bir namussuzluk merkezidir. Yok böyle bir hadise. Ama şimdi esas olması gereken yerler, yani turistik bölgelerde daha ziyade bu olur. Turistik bölgelerdeki bütün apart otellere sıkıntı çıkararak maalesef kapatılıyor. Sen hem turizmi teşvik edeceksin. Şimdi öbür evlerde böyle, o evlerde de işte kız erkek birlikte kalıyor, birlikte kalmıyor. Bu tartışma yapılıyor. Yani Tayyip Erdoğan'ın pozisyonu budur. Bunun ne terörle alakası var? Zaten orası terörist yuvası haline gelirse her yer gelir terörist yuvası haline. Yani ne bileyim, apart olmasına gerek yok, falanca dairede de olabilir. Şey, çok güzel bir meslektaşımız güzel bir espri yaptı. Ya bu terörle kız erkek birlikte, hani böyle açıklıyor ya, hani kızlar da var, bakıyoruz basıyoruz, erkekler de işte terör. Şey dedi, hani var ya, ateşle barut bir arada olmaz, terör mü çıkıyor? Yani işte erkek ateş, öbürü barut bir arada yaşanınca. Şimdi bunlar yanlış şeyler ve rahatsız ediyor insanları. Ben gene o kadar endişeli değilim. Ben bunu, yani çünkü Tayyip Erdoğan bunun özel hayata müdahale olduğunun farkında değil, dikkat ederseniz. Diyor ki özel hayata müdahale sayılmaz bu, diyor. Esas sorun da o zaten. Ha, diyor ki ama meşru ve gayrimeşru hayatlar var diyor. Şimdi hem özel hayata müdahale değil diyor, hem de başkasının sürdüğü bir hayat hakkında meşrudur, gayrimeşrudur diye bir mütalaa veriyor. Bu yanlış bir şey. Bunu ben yalnız sevindiğim bir nokta şu. Bak AK Parti'de yani böyle bir blok yok. Bir sağduyu hakimiyeti var. Biraz önce hani isim de vererek sen söyledin, bir takım insanlar hani tevil etmeye çalışsa bile bunu benimsemiyorlar. Benimseseler diyecekler ki çok güzel, hurra gidiyoruz. Yani bunu engellemeye de zaten çalışacaklar. Yani o kırmızı çizgiler sadece bizim kırmızı çizgilerimiz değil, AK Partililerin de benim anladığım kadarıyla kırmızı çizgileri, ki İçişleri Bakanı da bu terördü, oydu buydu derken özel hayata müdahale zaten ama biz diyor zaten özel hayata müdahale edemeyiz. Yani Tayyip Erdoğan'ı hem zor bir durumdan kurtarmaya çalışıyor, hem de kendi kırmızı çizgilerini de hukuk çerçevesinde koymuş oluyor. Yalnız şu da yanlış yorumlanmasın, onu da söyleyeyim. 58. madde. Şimdi sözde anayasanın 58. maddesi bize bu yetkiyi veriyor diyorlar. 58. madde şunu diyor. Devlet gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak mecburiyetinde. Şimdi bunun hiçbir uyan tarafı yok. Erkekle kız, ha sen cahiliye döneminden kaldın, bilmiyorsun, birlikte yaşıyorsun mu diyecekler. Kaldı ki iddia ne? Kız erkek birlikte İddia yaşıyor. Ne? Nedir? Efendim, kitlesel bir kumar oynanıyor Türkiye'de. Devlet de vergi alıyor bundan. Varsa gerçekten anayasanın 58. maddesine dair senin sorunun, kitlesel kumarı yasaklarsın. Nedir? At ben yarışını, efendim, 3 mü gelecek, 3 mü gelecek, 5 mi gelecek, 20 lira yatır, 50 lira bakın, al. At yarışı var, genç, bilmem genç ne. Genç derken bunun da yaşı belli, tamam, 18 yaşından küçüktür genç. Çünkü öbürü reşit insandır. Tabii. Genç ortada efendim. Hayır, genç şudur, gençler derken. Hukuki olarak.
Ne demek? Bir kere hukuki 18'den küçük. 18'den medeni kanuna göre gencin tarifi yapılır. Yok efendim, gencin değil, bir tane yaşa. çocuk tarifi vardır. Yetişkin reşit tarifi vardır. 18 yaşından küçük çocuktur. İlerisi reşittir. Genç tarifi hukuksal i̇şte, olarak hukuksal yapılmaz. Hukuksal yok ama siz medeni hukuka baktığınızda... Askerlerin anayasasında öyle ortaya söylenmiş. Ay, anladım. Yani. Genç tarifi işte medeni hukuka baktığınızda yolunuzu tarif edeceksiniz. Evet. Reşit olmaya göre. Bu, yani burada anayasada kastedilen aslında koruma mevzu 18 yaşından tabii. küçüklerle tabii. ilgilidir tabii ki. Demek tabii. istiyorum. Galiba tabii, şöyle tabii. bir sıkıntı evet. var Türk yani bu söylemde. Genç... Yani velisinden sorumlu tutuluyor. Halbuki 18 yaşından sonra birey kendinden sorumlu. Tabii. Yani bireyin güçlenmesi lazım. Sıkıntı orada. Evlenene kadar velinin sorumlu olduğu insanlardan oluşmamalı bu toplum. Hmm. 18 yaşından sonra kendi kendinden sorumlu bireylerden aslında oluşmalı. Bu tartışmanın ama maalesef bir parça gerisine adım anlayıştan kaynaklı. Esas mesele başka. Bence esas mesele kesinlikle ilkesel ve özel hayata ben müdahale etmek istiyorum. Sizin de bütün özel alanınızı tahkim etmek istiyorum diye bir amacı olduğunu düşünmüyorum başbakan. Motive eden şey bu değil. Esas motive eden şey şu. Şimdi siyaset ilkesel ve ideolojik olarak yapılır. AK Parti ideolojik olarak nerede durduğunu açıklamıyor. Bakın bir spektruma bir göz atın. Cumhuriyet Halk Partisi sosyal demokratım diyor. Ama ulusalcıları üzerinden bir kafa karıştırıyor. Ulusalcıları bir sağa yatıyor. Bir Atatürkçülük üzerinden sola yaklaşmaya çalışıyor. Ama bir merkezi var ki sosyal demokrasi. Bizim A, B, C şöyle diyoruz diyor. Milliyetçi Hareket Partisi milliyetçilik üzerinden net bir siyaset yürütüyor. BDP'de Kürt meselesine duyarlı bir sosyal demokrasi üzerinden ideolojik anlamda bir hareket yürütüyor. AK Parti'nin böyle ideolojik olarak biz şuyuz dediği bir alan yok. Çünkü AK Parti benim gördüğüm kadarıyla şu anda yeni bir 10 yıla girdi. Daha önceki AK Parti Avrupa Birliği'nden yana, ileri demokrasiden yana, demokratik özgürlüklerden yana bir AK Parti'ydi. Gezi olaylarından sonra o çok büyük bir travma geçirdi ve şu anda AK Parti siyasi olarak nereye gittiğini bence bilemiyor. Bunu bir taraftan tartışalım. Yani bir tarafta tartışırız. Ben ne olduğunu söyleyeyim. Ben de birkaç şey söyleyeyim. Fikrimi söyleyeyim. Esas mesele şu. Mesela BDP meclis iş tüzüğünü değiştirelim dedi. Cumhuriyet Halk Partisi biz de rahatsızız dedi. Ve hiçbir şekilde ne Genel Başkan Kılıçdaroğlu ne başka birisi ben başörtülü vekile karşıyım dedi. Zaten MHP'nin tarzı belli. AK Parti'nin yapması gereken başörtüsü sorununu maalesef sorununu bir meclis iş tüzüğü sorunu olarak ele alıp ya kadınların başörtüsüyle meclise gelmelerini yasaklamak yanlıştır. Gelin beraber olalım bu sorunu çözelim demekti. Hukuk devletinin gerekliliği buydu. Onun yerine hacdan dönen önce 3'tü sonra toplam 4 başörtülü vekili oldu. Onların bir fete kompliyle oldu bittiyle ki haklarıdır ve meşrudur. Yanlış anlaşılmasın, bunu sorgulamıyorum. Meclise işte gelecekler zaten sorun yok diyerek ki bence meclis iş tüzüğünde de sorun yok o konuyla alakalı. Sorunun fete kompliyle halli üzerinden bir adım attı. Bence esas strateji burada Türkiye toplumunu germekti. Çünkü AK Parti şu anda insanları bir araya getirecek, gerilimi azaltacak, ortak bir alan açıp onu nasıl idare edeceğimizi düşünmek yerine gerilimi arttıracak, yerel seçimden önce kemikleşmiş oy tabanını iyice birbirine sıkıştıracak ve bir korku siyaseti ve bize galiba bir şeyler yapılıyor bu ülkede. Ben arkamı dönemeyeceğim galiba. Hissi siyaset üzerinden bir strateji güdüyor gibi geliyor bana. Evet, şimdi Altan da. Şimdi esas ama Altan da konuşamadı. Evet. Sonra izin verdiği için sevgili moderatörümüz konuşuyorum. İzin vermediği için. Ama bu konuyu bitirsin özel. Tabii ki ben izin verdiği için söyledim. Yok ama bence tamam. Şimdi zaten misafirimiz var biraz daha. Belki konu olduğu için biraz müsamaha gösteriyor. Etti zaten etti ama. Benim bana göre şimdi bir dakikada bağlayayım. Esas mesele şu. Başörtüsüyle atamadığı golü özel haneye tecavüzle ben senin yetişkinlerin nerede yaşayacağını da burnumu sokarımla
aslında o gerilimi yaratmaya çalışıyor. İyi de niye yaratsın? Bunu çok basit, onun mantığını da anlatacağım. Esas mesele bu. Başörtüsü golü ofsayta düştü ve CHP demokratik olarak olgun bir şekilde davrandı. Gerilmeyince AK Parti bence ben nereye gidiyorum acaba? Gerçekten durduğum ne diye bir düşünceye kapılıyor. Ve şu noktada hiç, Nagihan çok güzel söylüyor, nereden çıktı bu tartışma diyor. Yani insanlar hem anlamak istemiyorlar, hem kabul etmek istemiyorlar, hem de çok zor durumda. Peki o zaman Altan abi siz konuşun. Bir başbakanın, herkes Altan abinin konuşması gerektiğini söylesin. Çünkü ama kimin sizden ne gidiyor atlayacak? Moderatör olarak aslında, mümkün mertebe şey davranmak istiyorum ama ben de bir şeyler söylemek istiyorum. Aslında mesele başörtüsünde düşünen offside'ı nasıl geriye evet, çeviririz? Peki, öyle bir şimdi Altan abi sizden evet, sonra zaten bana sıra geliyor. Ben nereden çıktı bu tartışmanın zaten Altan abi konuştu, yorumunu bir yani şey söylemek yani istiyorum. Bundan bambaşka bir yorum. Yani şimdi bir, biraz ben şey tutuyorum Altan. Şimdi bir kere şu tartışmayı buraya geçmeden önce bir tamamlayalım ötekini. Şimdi burada bu niye çıktı meselesi ne? Bir mazeret bulma için birçok şey söyleniyor. Yani bu mesela senin söylediğin de söylenenlerden bir tanesi bir mazeret. Niye ne yapsın adamcağızlar şeyde başörtüsü meselesinde çok istedikleri sonucu elde edemediler. O zaman işte burada bir şey yapıyorlar. Yani. Şimdi üzüldü böyle, hatta böyle. Böyle bir mazeret yani mantıken bir siyasi hayatta kabul edilemez ki. Elbette taktikler vardır, bilmem neler vardır. Ama taktik yapacağım diye yapıyorsa bunu, bir tatbik uğruna bir memleket bu kadar ayağa kaldırılamaz, bu kadar sakıncalı sonuçlara varılamaz. Yani sakıncalara bakın şimdi. Bir şeyin apartmanın önüne asmış adam, bir ilan gibi bir şey asmış. Herkesi şey yapıyor, buraya işte erkek kadın giremez, edemez tabii, bilmem ne. Faşist değil. İçişleri Bakanı bir demeç veriyor. Bu her zaman olan bir şey. Yani bir teröristler bir takım evlerde, İster apart, otel bilmem neyse o öyle olsun, ister başka türlü evler olsun, İster dupleks olsun. bir yerlerde yuvalanıyorlar. Bugün mesela şey geçti, bir silahların geçtiği füze başlıkları mı ne, 200 tane bir kamyonun içinden elini kolunu sallayarak gidiyor. Orada da geçiyorlar, bir yerlerde de oturuyorlar, onları bir yerlerde diziyorlar, depoluyorlar falan. Bunlar da oluyor. Ama sanki bunların falan dışında en önemli şey bu öğrencilerin de adını karıştırarak oralarda olmuş gibi falan laflar ortaya çıkıyor. Yani şimdi öğrenciler, üniversite öğrencileri bakın kaç şekilde suçlanıyorlar. Bir yandan şeyle suçlanıyorlar bayağı yani işte kadın erkek ilişkileri açısından giderek iş bilmem artmış. Benim bütün öğrencilerim yani, itham altında bırakıldı. Ya itham altında toplu yani, bir siz belki suçlama. Ben üniversitede hocayım, her gün görüyorum bu çocukları. Kriminalize edildiler başbakanın sözleriyle. O çocuklar bu. Bir de analarını babalarını düşün. Yani, evet. Bir dakika bana söz vermiştiniz galiba. Evet, ben tutuyorum dakikayı. Evet buyurunuz. Şimdi şimdi bu çocukların anaları babaları var. Göndermişler çocuklarını. Büyük çoğunluğunun da yani ders çalışmaktan başka amacı yok. Mekteplerini bitirmekten başka. Hepimiz üniversitede bulunduk. Zamanı da yoktur. Zamanı da yoktur. Yani ama bir barınma diye bir şey var. Bir yere girecek. Aynı apartmanda olamazmış. Aynı evi bırak şimdi aynı apartmanda olamazmış. Çünkü kapıdan kapıya şey yaparlarmış. O zaman otelleri de kapat ya. Ne yapacaksın otelde? Yani turizmi ne yapacaksın? Yani turist adam geliyor. Evli ay, yahut anladım, değil. Nasıl? Yani zaten çıktı bu kadar da olmaz. Hangileri? Yani, otelleri nasıl kapatacak? Hayır yani bunun sonu bu. Yani şimdi apart otel kategorik dediğine... Kategorik olarak fark var mı? Şimdi otel olarak ucuz bir otel olsa ucuz otelde de adam gider. Biri orada oda tutar, öbürü öbür tarafta tutar. Zaten bunlar yani bunlar artık bakılmıyor bu dünyada. Evlenme cüzdanı falan diye bir şey de taşınmıyor. Yani evvelden taşınırdı mecburen. Ama ya, işte bu iktidar zamanında o şart kalktı biliyorsunuz. Otellerde kalktıysa şimdi bu ne periz, bu ne lahanat. Bak aynı yani şeyi yaptın gördün var mu? Bak aynı şeyi yaptın. Ben diyorum ki bu bakın bu bir çelişkidir. Biraz önce yaptığın şey çelişki falan değil. Hemen bu iktidar zamanında. Ama başbakan evet. Kılıçdaroğlu sustu. Tamam da ben de diyorum ki bu başbakan zamanında evlilik cüzdanı sorulmaz oldu. Bak benim Altan Öğmen'e söz veriyorum. Hayır.
beni atıyorum. Şey yap, koru çünkü. Evet, Altan, çünkü gençler böyle konuşuyor. Gençler böyle Altan, evet. Şimdi bir de şu 58. madde meselesi var ya, bir kere daha işaret edeyim buna. Bu 58. madde iki fıkradan oluşur. Bu başta Tayyip Erdoğan Bey, başbakanımız olmak üzere bu maddeye ikide bir atıfta bulunurlar. Ama sadece ikinci fıkrasına atıfta bulunurlar. Aslında iki fıkrada pek öyle gereği olmayan, yani söylense bile umumi laflardan ibaret olan bir fıkradır. Fıkralardır ikisi de. Şimdi devlet gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alır. Cehalet 58 var burada değil mi? Bunu hep kullanırlar. Bir de birinci fıkra var, şöyle diyor. Devlet, istiklal ve cumhuriyetimizin emanet edildiği gençlerin, müspet ilmin ışığında, Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda ve devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü ortadan kaldırmayı amaç edinen görüşlere karşı yetişme ve gelişmelerini sağlayıcı tedbirleri alır. Şimdi eğer bu mutlaka lazımül icra, eski deyimle mutlaka icra edilmesi gereken bir madde ise, bunun sadece ikinci fıkrası değil, birinci fıkrasında öyle olması gerekir. Halbuki bu hiç okunmuyor. İşte müspet ilmin ışığında Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda yetiştirmekle devlet görevlendirilmiş oluyor. Onu falan bırakıp sadece bunu cımbızda alır gibi koyuyorsunuz. Şimdi bunun mutlaka değiştirmesi gereken bir madde bu. Böyle işte içindeki başka unsurlar açısından da. Ama bu değiştirmesi gereken maddeyi cımbızla çeker gibi ikinci maddesini alıp şey yapıyor. Bundan bahsediyor. Bu aldatmaca aslında. Yani anayasanın gereğini yerine getiriyoruz biz. Anayasanın emrindeyiz. Anayasa ne derse o olacak falan denildiği zaman anayasa hem öyle demiyor hem de başka şeyler de diyor. O zaman hepsini birden yapmak zorundasın. Onları da yapmıyorsun. Şimdi bunun dışında şu şey hep birlikte, yani başbakana hak vermek. Ne yapsın o, işte biraz önce söyledim. Tabii taktik yapacak. Onun için işte kendi seçmenini bir arada tutmak amacıyla böyle şeyler söylüyor. Ama bu AK Parti'nin gücünü azaltıyor. Zaten AK Partililerin şimdi, paniğinin esas nedeni bu. Niye bunu yapıyor diyor. Ben de o konuda şeyim, yani kendisini güçlendirdiğini falan zannetmiyorum. Hayır. Yani güçlendirdiğini farz etmek Türk milletine hakaret olur. Yani bu ne demek, yani sen kızlarına da senin ben bekçilik edeceğim, öbürüne de şey yapacağım. Yani ne gelirse aklınıza. Biz yetiştirdiğimiz çocuğa mı güvenmeyeceğiz? Esas mesele 18 mi? Yaşında oy, seçilebilir hale gelmesini teklif eden iktidar partisi. Yani 25 yaşa indirmesini de o teklif ediyor. Öteki partiler de katıldı, seçilme hakkına sahip olmasını da istiyorlar. Seçme hakkına sahip. Zaten seçme hakkına sahip bir adamın hem verdiği kararın sıhhatine güvenmek durumunda, eğer ona bu hakkı veriyorsunuz, seçiyor. Memleketi kim idare edecek? Onu seçiyor bu adam. Ondan sonra yurtta yalnız başına kalması sırasında ona bir kontrol mekanizması üzerine kurmak lazım. Yurdu bırak şey yapıyor, 21 yaşından küçükse bir konserde bira alıp içemiyor. Ha bir de o var. Yani onlar da girdi de o biranın dışında bugün geldiği bir yani olabilir ama konserde bira içemez. Yani sonra da diyorlar ki ABD'de de böyle mesela. Yani şimdi bir şey söyleyeceğim. Hindistan'da da kuralları çıkarıyoruz yani. Ona göre mi? İyi de ama batıya referans alıyorsunuz. Yanlış. 21 yaş. Yine aynı şeyi yapmıyorum. Dünya gerçeklerini hatırlatıyorum. Sen de aynı taktikle geliyorsun. Boston'da pazar günü bira satmak yasak. Bizde mi yasaklayalım? Evet. Artık evet zaten şey oldu. Yani evet. Ne derler? Gene başladığınıza göre siz buyurun. Devam edin. Şimdi başbakanın böyle bir şey söylemesi, başbakan inanarak söylüyor bunu. Kendi zihin dünyasını gösteriyor. Bu bizi şaşırtmasın. Çünkü başbakan zaten İslamcı bir gelenekten geliyor. Kendini de öyle tanımlıyor. Dolayısıyla başbakan elbette yurtların ayrı olmasını ister, evlerin ayrı olmasını ister. Ama bunu bir siyasi otorite olarak düzeni değiştirerek yapmayı istemez, isteyemez diyorum ben. Söylüyor, kanun değiştirir. Evet diyor. Söylüyor. Bu işte o yüzden de ben bunun içeriğinin yanlış bir şey olduğunu söylüyor, söylüyorum. Demek o yalan söylemek şimdi olur. Ben o, şöyle bir okuma yapıyorum. Koray diyor ki başörtüsü ne beklenen reaksiyon gelmediği için şimdi böyle bir çıkış yaparak bir reaksiyon bekliyor. Ben bunu böyle okumuyorum.
Ben şöyle okuyorum. Başbakan maalesef, bakın siz burada istisnai teşkil ediyorsunuz. Keşke Türkiye'de çoğunluk sizin gibi düşünse ama çok büyük bir riyakarlık vardır. Kız evlatlarla ilgili yaklaşım CHP seçmeninde önemli bir kısmında son derece tutucudur. Türkiye'de böyledir. Dolayısıyla başbakan da Türkiye'nin siyasetin nabzını gayet iyi tuttuğu için bunu görüyor. Hayır, inanmayarak değil, zaten samimi duyguları da bu yönde. Ve böyle bir çıkış yaparak sağ seçmendeki safları sıkılaştırıyor. Bakın dikkat edin, bir takım eleştiriler vardı. İşte bazı muhafazakar taban içinde kırılmalar var mı diye tartışmalar başlamıştı. Şimdi bu çıkıştan sonra o tartışmalar azaldı. Başbakanın bu çıkışını çok önemli bir ölçüde destekliyorlar. Sadece kendini muhafazakar olarak tanımlayanlar değil. Ben eminim kendini laik olarak tanımlayanların da önemli bir kısmı destekliyor. Ama riyakarlık yaparlar. Bakın başbakan bu çıkışla bence muhafazakar seçmeni ve sağ kitleyi daha da fazla, sağ kitledeki safları sıkılaştırarak çok önemli bir adım attı. Birazdan vaktimiz kalırsa konuşacağız. Mesela Kürt bölgesinde... Yani hakkı var mı böyle bir şey Kürt, yapmak? Hayır, hayır bakın ben stratejiyi söylüyorum. Ne mutlu Türk'üm diye yarıyor diyorsun değil mi? Yarıyor. İşine yarıyor. Çok yarıyor. Bakın ne mutlu Türk'üm diye tabelası bugün Diyarbakır'dan çıktı. Bu ne kadar büyük bir adımdır Türkiye'de. Çok önemlidir, çok olumludur. Çünkü Türkiye'de yıllarca Türk olmayana, Kürtlük, Kürtlere Türklük dayatılmıştı. Ne mutlu Türk'üm diyene tabelası çıkıyor. Ama o çıkarken sağ seçmenden, Öcalan, sağ tabandan çok ciddi reaksiyon. Peki çıktı mı öyle bir şey? İdamı geri getireceğim diyordu başbakan. Alkol yasakları çıktı. Ben olsam, siyaseti okumak diye bir şey vardır. Hı. Başbakan ben Öcalan'ı asacağım derken o günlerde hemen akabinde ne yaptı? Abdullah Öcalan'la şimdiye kadar hiç yapılmamış görüşmeler yapılıyor. O görüşmeler sayesinde demokrasi paketi açıldı. Yani, bu siyaset yapmak. Ya millet bakıyor bakın, şunu diyor. Bakın Abdullah Öcalan'ı aşmayı. Kahvede şunu bırakın diyor. Abdullah asacağım Öcalan. Diyorsun, karşısına oturuyorsun. Bakın hayır. Abdullah öyle mi? Bak birazdan onu da konuşacağız. Hallmark'ın ve Konda'nın iki anketi var. İkisi de AK Parti'nin oylarının %51 olduğunu söylüyor. İstanbul sonuçlarına baktın mı? Bir tek soru soracağım. Şimdi benim anladığım kadarıyla sen başbakanı yalan söylemekle itham ediyorsun. Yalan söylüyor yani demiyorum. Yani asmayacağını bile asamayacağını asarım deme. Siyaset yapıyor. Siyaset yapıyor diyorum. Ama bu siyaset bu şeydir. Bu siyaset. Yalan söylemektir. Herkes eğer teker böyle, teker. Herkes yani kendi çapında yani kendi siyaseti yapıyor. Tutarak. Yapıyor bakın. Olur mu yani? Hayır bakın BDP'de sen de siyasetçilik kendi yaptın, ben de siyasetçilik yaptım. Altan, ben hiçbir zaman yalan söylüyorum. Ama biz başarısız siyasetçiydik. Tayyip Erdoğan çok yani başarılı. Altan abi ben şunu söylüyorum. Siz başarısız değil. Siyaset. Gayet başarılı. Bakın Türkiye'nin yanında siz vardınız, elini tuttunuz. O zamanları biz hatırlıyoruz. Hayır ikiniz de çok başarılı siyaset yaptınız. Çok başarılı siyaset yaptınız. Gerçekten o zaman Nagihan da yaşlarımız tutuyor. Nagihan benden çok genç gerçi. Yaşlarımız tutuyor diye bir şey yapmayayım ama biz gençler böyle arıza çıkarıyoruz ama bir konuda birleşiriz. Siz Merve Hanım'ın yanında oturuyordunuz. Evet. Ben derslerde onu hatırlıyorum. Uzanıp elini tuttunuz. Hatırlıyor musunuz siz millet bağırırken? Evet. O demokratik tavrın göstergesidir. Sağ o yüzden başarısız siyasetçiyim demeyin. Yok, Nazlı Hanım'ın Türkiye demokrasisine katkıları kimse tartışmaz. Bugün de devam ediyor. Yani ben şunu söylemek istiyorum. Siyasetin Türkiye gibi bir ülkede siyaset yapmak, daha doğrusu siyasette bir şeyler ortaya koyup bunları hayata geçirmek öyle kolay bir şey değil. Çok farklı dinamiklerden oluşan bir ülke. Bakın Kürt meselesi o yüzden yıllardır çözülemiyor. Ama Kürt meselesiyle ilgili en önemli iradeyi ortaya koyan iktidardan ve başbakandan bahsediyorsunuz. Bu başbakan mı Abdullah Öcalan'ı asacaktı? Hayır. Ama siyaset kandırdı, böyle bir şeydir. Kandırma değil. Ne ya? Kandırma değil. Bakın şimdi, siyaset yapma tarzıdır. Yani bugün siyaset, ne mutlu Türk'üm diyene tabelasını maalesef yani çok önemli bir bakın küçük de olsa bir taban ne mutlu Türk'üm diyene tabelasının sökülmesini çok büyük bir olay haline getirebilir. Ama ben analiz yapıyorum. Analiz ben diyorum ki bak, siyaset yapılıyor güzel burada. Ben ama bu siyaset olmayan bir zemin üzerinden yapılmıyor. Başbakanın
samimi hissi bu yönde, evet. Ama bununla ilgili bir yasal düzenleme yapılmayacak. Yasal düzenleme işte o apart denen, yurda çevrilmesi düşünülen yerlerle ilgili yapılabilir. Bence ona da gerek yok. Yani apartla ilgili zannediyorum yanlış bir anlama var. Batı'da çok yaygın olan bir şeydir. Yani apartın da bir sıkıntısı yok. Yani fuhuş için kullanılıyorsa, ki bu istisnadır benim gördüğüm kadarıyla. Onunla ilgili özel tabii ki önlemini alacaksın, engelleyeceksin vesaire vesaire. Ama apartın önüne geçmek bence doğru olmam. Üniversite öğrencilerinin kaldığı yerlerden bahsediyor. Tartışmayı şey yapmayalım, dağıtmayalım. Çok basit bir şey var. Reşit üniversite öğrencilerinin kaldığı yerleri valime söyledim, kontrol ettireceğim diyor. Bu kadar. Vali de beyanat veriyor. Vali de diyor ki elbette diyor başbakanımız söylemiştir diyor. Başbakana bağlı değil vali bu arada. Elbette diyor başbakanımız söylemiştir. Ama talimatını başbakanın dinler gayet tabii ki. Yani ama kanunlara aykırı emri uygulamak diye bir şey ama yok. Ama bak orada şu söyleniyor, onu da söyleyelim. Talimat verebilir başbakan. Evet. Ama orada da evlere yönelik bir talimatı olmadığı söylüyor başbakan. İşte bu kaçak yurt gibi çalıştırılan yerlere yönelik deniyor ama orada bir muğlaklık, bir yanlış anlama vesaire olduğu kesin. Yani orada bir sıkıntı var. Muğlaklık yok. Denizli ilinde şahit olduk. Yurtların yetersizliği beraberinde çeşitli sıkıntılar doğuruyor. Üniversite öğrencisi, genç kız, erkek öğrenciyle aynı evde kalıyor. Bunun denetimi yok. Muhafazakar demokrat yapımıza ters. Valiye talimatını verdim. Bunun bir şekilde denetimi bitmiştir. Nagihan, burada artık şey yapmayalım. Çok ben bir şey yapmıyorum ki. Ben zaten yani bunun yanlış olduğunu söylüyorum. Yani gereken bir şey var. Yanlıştır. Yanlıştır. Başbakan anayasaya karşı gelmektedir. Pozisyonunu değiştiriyor. AK Partililerin tamamı bunun gibi düşünüyor. Artık yana dönüp ya aslında şunu diyor Denizli Emniyet Müdürü bunu demiş falan, öyle bir bahane kulp takmaya çalışma olmaması Allah Allah lazım. Çok tuhaf. Ben bunu nereden çıktığını anlatıyorum size. Öyle hissettim. Bu yanlış da diyorum üstüne. Şimdi hayır, o yanlış da. Evet, sen tamamladın. Nazlı Hanım diyor ki bu yanlıştır. Sen programda diyorsun daha geçen hafta ben de seyrettim. Evet. Yani söylediğin şey, ama Kılıçdaroğlu da bunu eleştirmedi. Yani burada esas bakın, mesele orada, ama bir şeye yapması gereken şey şu. Şimdi çok basit bir şekilde AK Partililer bunun AK Parti'nin gücünü de düşürdüğünü anlamış durumdalar ve daha saati dolmadan. Peki ben de diyorum ki bu Türkiye'yi yanlış okumaktır maalesef. Maalesef gelin bu riyakarlıkla yüzleşelim. Türkiye'nin çok önemli bir kısmı bu açıklamalarla yüreğinde kendini su serpilmiş hissediyor. Maalesef. Hiç öyle değil. Bakın. Göreceksiniz. Bak, benim babam Denizli. Bakın gelin bununla yüzleşelim. Denizli Lisesi gelin, mezunudur. Gelin bu cinsiyet ayrımıyla yüzleşelim. Bu birey olamamakla yüzleşelim. İnsanların, ailenin ve devletin Türkiye tekelinde olmasıyla yüzleşelim. Potansiyelini aşağılama. Ben Denizli Anadolu Lisesi'nde okudum hazırlığı. Orada muhafazakar kesimin içinde büyüdüm. İlk Kur'an derslerimi orada aldım. Peki, yıllar ben yalnızca sonra, muhafazakar kesimden sonra, de bahsettim. Yıllar sonra Arapça öğrendiysem, hayatımı Mısır'da geçirdiysem, orada geçirdiğim hazırlık yılında o yurtlarda geçirdiğim zamanlarla alakalıdır. Çok muhafazakar bir yerdir. Çok iyi tanırım. Halam daha yeni hacdan döndü. Onlarla konuştuğum zaman da aşağılanmış hissediyorlar. Bu ne demek diyorlar ya, benim çocuğumu biz yetiştiremiyor muyuz çocuklarımızı? Başbakana mı kaldı bunların? Nerede kalıyorlar, nerede ediyorlar? Burada çok açık bir şey var. Muhafazakar ol olma. AK Parti'nin kurucuları, yöneticileri, başbakanın impulsif bir şekilde attığı adımdan rahatsız. Onlar bile toplamaya çalışıyorlar. Esas sorun şu. Benim hiç anlamadığım, bize AK Parti'de parti disiplini vardır. AK Parti'de duruş çok sağlamdır. Organizasyonel olarak mükemmeldirler diyorlar. Hatta bir parça adım atayım, ben de bunun dersini veriyorum. Gayet de iyi olduklarını düşünüyorum siyasi partiler hakkında ders verirken Boğaziçi Üniversitesi'nde. AK Parti'de Başbakan Erdoğan'ın abisi diye kendisini sunan. Kişisel olarak da tanıştığım ve saygı duyduğum birisi diyor ki asparagas öyle bir şey demedi. Ertesi gün başbakan diyor ki dedim sana ne oluyor? Bu istifa gerekçesidir. Artık parti içinde nasıl bu kadar rahatça partinin en önemli geleni hayır ak dedi diyor, hayır kara dedim diyor. Efendim öyle demedi diyor, hayır şöyle. Yani ben bir siyasi kültür açısından bunu ele almamız gerektiğini düşünüyorum. Evet. Birazdan Nazlı'nı dinleyelim. Nasıl parti sözcüsü yalanlanır? Bu kaçıncı oldu? Efendim nasıl oluyor bu? Yani CHP'yi eleştiriyoruz. Parti içerisinde gücü yok. Herkes kafasına göre bir şeyler. Alakası yok. CHP'de net bir tavır var. O tavrı da uyguluyor. AK Parti'de biri böyle diyor, biri böyle diyor. O hayır diyor, bu evet diyor. Yalanla, yalanlamanın yalanlandığı ilk örneğe geldik. Türkiye siyasi parti kültürüne AK Parti'nin en önemli katkısı
parti içi organizasyonunun bu kadar dangırdadığını göstermek oldu. Evet. Aslında Nazlı, bunu görüyorum. Sen, istersen toparla, reklama gidecekmişiz. Evet, reklama gittikten sonra bence sen başka konuya da geçebiliriz. Ben şahsen AK Parti'nin çok Türkiye'ye reform getirdiğini, büyük reformlar yaptığını düşünüyorum. Bunu sadece ben değil, AB ilerleme raporunda da bu yapılan reformlara önem verildi. Yani 2002'ye bak, bugün gelmişiz 2013'e. Hakikaten çok önemli adımlar atıldığı, bir takım tabuların yıkıldığını açıkça görüyorum. Yani benim penceremden böyle bir tablo görülüyor. Beni üzen nokta, bir yandan bu kadar zor olan ve kimsenin bugüne kadar başaramadığı, ben daha yıllarca başarılamayacak zannettiğim, yani bir askeri vesayetin yıkılmasını ben rüyamda görsem inanmazdım. Hani belki torunlarım rahatlayacak diye düşünürken, bu adımları ben önemsiyorum. Benim için çok önemli askeri vesayetin kırılması filan. Ama öte yandan arada böyle bir şey depreşiyor. Yani kendi İslami kimliğinden kaynaklanıyor herhalde diye düşünüyorum Tayyip Erdoğan'ın. Nagihan söyledi, İslamcı aslında. Ha, ben şeyi düşünmüyorum. Yani ben bunu oy hesabıyla yaptığını inan ki düşünmüyorum. Daha samimi görüyorum. Yani öyle bir kimliği var, bir yetişme tarzı var. Bir dünya görüşü ve felsefesi var. İster istemez, yani sen liberal dünya görüşüne sahipsen, o da işte şeyle Necip Fazıl Kısakürekli filan bir dünya görüşüne sahip. Öyle yetişilmiş, onlar okumuş ve Kur'an esas itibariyle okunmuş. O bakımdan şimdi bu zina meselesini de ben hatırlıyorum. O zina konusunu koyacakları vakit, bir de pragmatik tarafı da var Tayyip Erdoğan. Bak, o zina meselesini tekrar ceza hukukuna koyacaklardı. O laiklik açısından çok tartışıldı. Oysa laiklik açısından tartışılmayabilirdi. Çünkü Müslümanlığa göre imam nikahı dışındaki her türlü ilişki zaten zina. Yani evet. Müslümanlık referans yapılacaksa. Şimdi istersen şeyde reklamdan sonra Devam. Yani şu bir cümleyle tamamlayayım. Yani pragmatik tarafı var dedim. Eleştirilere kulak verdi. Avrupa Birliği dedi ki yanlış bir algı yaratırsınız. O gün bu yanlış algı yaratmayayım diye o meseleyi, ki aslında haklılık tarafı da var. Yani zina çok kötü, yani hiç değilse evli olan bir aldatılmış oluyor falan. Orada bir takım kötü şeyler dönüyor. Hiç kimse alkışlayamaz yani karı koca birbirini aldatsın diye. Ama orada yanlış algıdan çekindi. Burada bunu bir nasıl gitti bu işe, ben bunu anlamış değilim. Evet. Evet, şimdi reklama gidelim. Reklamlardan sonra devam edeceğiz. Hem bu konuyu toparlamamız lazım, hem de öteki konulara da değinmemiz lazım. Reklamlardan sonrasına kadar. Sevgili seyirciler, tartışmamıza devam edeceğiz. Bu apart otellerde yahut işte üniversite yurdu denilen özel yurtlardaki durumla ilgili tartışmalar süreceğe benziyor. En azından başbakanın dönüşüne kadar. Başbakan dönüşünden sonra ne yapacak? Tabii herkes onu bekliyor. O zamana kadar şeyler devam ediyor. Yorumlar gene öyle demek istemedi, böyle istedi falan diye. Bu bilmece herhalde Sayın Başbakan Türkiye'ye döndükten sonra çözülecek. Ama ne şekilde çözülecek? O zaman görülecek. Şimdi bir de bu gene gazetelere yansıyan haberler şu sıralarda. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilişkilerin geliştirilmesine katkıları nedeniyle yabancılara verdiği en büyük üç nişan, devlet nişanı, cumhuriyet nişanı ve liyakat nişanının şekilleri değişti. Eski nişanlardan bazısında yer alan Atatürk silüetiyle TC yazısı yeni nişanlardan kaldırıldı. Bu konuda ilk sözü Koray Bey'e vereceğim. Ondan sonra arkadaşlar devam edecek. Vallahi bu bence şununla alakalı. Ben yarın Mısır'a gidiyorum. Yaklaşık 2 sene Mısır'da yaşadım. Bütün entelektüel iklimini tanırım. Köyünde yaşadım 1 sene. Dilini bilirim, konuşurum. Hatta 2-3 tane konuşma yapacağım. Bir tanesini Arapça yapacağım. Büyük bir olasılıkla rezil olacağım ama elimden geleni yapacağım. Sağ olun. Şu anda 27 Mayıs yaşıyor Mısır. Şimdi mesela izleyiciler Nazlı Hanım bahsetti. Altın Öğmen'in bir kitabı var. Şöyle hemen göstereyim. Ve İhtilal diye.
Doğan'dan çıktı. Çok önemli. Yani siyasi tarihi anlamak istiyorsanız okumanız gereken bir kitap. 27 Mayıs'la başlıyor. O sabah Ankara sokaklarında sadece askerler dolaşabiliyordu diye. Yumruklanan oda duvarlarından falan bahsediyor. Mısır'da şu anda yaşanan o. Mısır'da 27 Mayıs oldu ve bazı insanlar askeri darbenin onlara özgürlük getireceğini düşünüyorlar. Arkadaşlarımız bir, darbe değilmiş gibi davranmaya çalışıyorlar. Aslında yumuşaktı diyorlar, Fransız devriminde de oldu diyorlar falan filan. Olan çok basit. Mısır'ın ilk meşru olarak seçilmiş cumhurbaşkanını ordu devirdi. Ve ordu bu meşru olarak cumhurbaşkanını, başkan diyelim, başkanlık sistemi vardır Mısır'da, yarı başkanlık sistemi. Başkana karşı eylem yapan insanları finansal olarak destekledikleri ortaya çıktı. Ve aslında bunun bir setup olduğu ortaya çıktı. İhvan'ı devirdiler. İhvan'ın demokratik olmadığı bir gerçektir. O başka bir şey. Ama yaşanılan şu anda, o zaman da Menderes'in demokratik olmadığını, şimdi biliyoruz 6-7 Eylül olaylarında dahli varmış falan filan. Hiç önemli değil. Aynı Menderes'e yapılan şey İhvan'a yapıldı. Onlarla konuştuğumuz zaman şunu söylüyorlar. Ama onlar da demokrat değildi. Ben diyorum ki 1960'a döndünüz kardeşler. Bitti. Demokrasi getiremeyeceksiniz. Her anınız o travmayla başlayacak. Çünkü bir tane özellikleri var. Onları bir Mısırlı yapan, kurucu modern hikayeden mahrumlar. Postkolonyal bir yer. Atatürk gibi bir liderleri çıkmamış. Atatürk zamanında ne yaptı? Kemalizm ve ideolojik olarak ne başardığından bağımsız olarak şu anda çağdaş Türkiye'nin herkesin inandığı tek hikayesinin kahramanıdır. Birisi der ki ben Tayyip Erdoğan'dan hoşlanmıyorum. Basında özgürlük var mı yok mu diye tartışıyorlar. Bir tane gazete çıkıyor. Başbakanın ilk ismiyle sürekli inanılmaz şeyler yazıyor. O gazete çıkıyorsa nasıl basında özgürlük yok dersin? Var bir şey Türkiye'de. Bir şey başardık biz bu toplumda. O başarının bir tane özelliği var arkadaşlar. Kültürel Atatürkçülük dediğimiz. İnsanlar hani K Atatürk diye üzerlerine yazıyorlar ki. Yazıyorlar ya altı oktan bahsetmiyorlar onlar. Kimse altı ok yapıştırmıyor üzerine. Kimse korporatizmden, devletçilikten, cumhuriyetçilikten, onun ideolojik nüvelerinden bahsetmiyor. Bir şey var akıllarında Atatürk deyince. Ben İzmirliyim belki daha duygusal bakıyorum bilmiyorum. Avrupa memleketleri gibi insanın insanlara karışmadığı, uygar, gelişmiş bir toplum olalım. Her şey tartışılsın, kimse kimseden çekinmesin, korkmasın. K Atatürk'ün K'si kültürel demek artık. Bu yüzden bizi biz yapan, ideolojik bagajından ayrıştırılmış, modernliğin, demokrasinin, çağdaşlığın, Fransa gibi olmanın, Afganistan gibi değil, Almanya gibi olmanın, İran gibi değil, tek özeti bugün Mustafa Kemal Atatürk'tür. Kızıma soruyorum, küçücük çocuk, diyorum ne oldu 29 Ekim Cumhuriyet, demokrasi demek diyor. Demokrasi ne demek diyorum, Atatürk diyor. Bitti. Kaç tartışma bitmiştir, 6,5. Bitti. Tamam. Onun için. Şimdi, güzel, evet. Güzel şey yaptınız, yerleştirdiniz. 1930'u konuşuyorsak Kemalizm'den konuşuruz ideolojik olarak. Atatürk yaşasaydı Kemalist olmazdı şu anda. 2013'ü konuşuyorsak Atatürk imgesi çağdaşlaşmanın, modernliğin, insanın insana karışmamasının bir kültürel kodudur artık. Türkiye demokrasisinin folklorunun ana nüvesi Atatürk'tür. Sen eğer Atatürk'ün resmini biz oradan da çıkaralım, nişandan da çıkaralım, kamusal alanda göstermeyelim diyorsan aslında o çağdaşlaşma ve demokratikleşme sürecinin kültürel olarak farklı bir yerindesindir demektir. Ha, o Atatürk imgesini her yerde saklayan insanların da yetişkinlerin hangi evde kalacağına karıştığı bir Türkiye'de dolaşıyoruz. Normalde şöyle bir şey olabilir. Yanlış anlamayın. Biraz her yerde TC, her yerde Türkiye Cumhuriyeti, bakanlığın üstünde de TC yazsın. Yazmazsan Cumhuriyeti yok ediyorsun, bölüyorsun. Hayır öyle bir şey yok. Yani Allah aşkına Sağlık Bakanlığı deyince biz İngiltere Sağlık Bakanlığı mı, Almanya, Federal Almanya Sağlık Bakanlığı mı? Hayır, bizim bu Sağlık Bakanlığımız. İlla TC yazmak zorunda değilsin, onun kültürel bir anlamı yok.
Ama Atatürk'ü sen devletin en önemli nişanından yok ediyorsan onun siyasi bir ajandası vardır. Sırf tasarımla ilgili Atatürk'ün ortadan kaldırılması diyemeyiz. Evet, onun siyasi bir bagajı vardır. 5 dakika doldu. Şimdi ben 3 ayrı başlığı ele almak istiyorum. Hem nişan meselesi hem bu Diyarbakır'daki Ne Mutlu Türk'üm diyene yazısının kaldırılması ve işte en son geldiğimiz durumla ilgili bir takım anketler var. Bir kere Türkiye'de hep şu korkularla gelindi. Aman özellikle AK Parti iktidarı 2002'den beri ve daha önce de işte 28 Şubat döneminde yani ne zaman muhafazakar partiler iktidara gelse hemen aman bize Atatürk unutturulacak, aman bu cumhuriyet elden gidecek. Şimdi bugün geldiğimiz noktada üzerinden 12 yıl geçti bu iktidarın, bu partinin iktidara gelmesinin üzerinden ve dönüp baktığımızda 2002'ye göre yani iktidara geldiği yıla göre 29 Ekimler çok daha coşkulu kutlanıyor. Halk artık milli bayramlarını sokakta kendi kendine sivil bir şekilde içinden gelerek belli bir askeri disipline değil içinden gelerek kutluyor. Herkes cumhuriyetine sahip çıkıyor. Cumhuriyete bir şey olmadığı gibi geçtiğimiz 12 yıl içinde demokrasi hanesinde bayağı olumlu bir şeyler yazdık. Sivilleşme Türkiye'de ifade özgürlüğünün önünde çok büyük bariyerleri kaldırdı. Hala çok ciddi engeller var. Önemli bir kısmını kaldırdı. Bütün bu olan gelişmelerle birlikte hiç kimse Atatürk'ü unutmadığı gibi Atatürk hepimizin bu ülkeyi kuran insan olarak duruyor. Şimdi şu tespite ben katılmam. Türkiye'de maalesef bu hala tabudur ama bu genelleme doğru değildir bir kere. Türkiye'nin 70 milyonun en büyük sembolü Atatürk değil. Bazı kesimlerin tam da sembolü değildir. Atatürk. Başka sembolü o var mı? Önemli ben değil. Herkesin ortak Hayır. olarak anlaştığı. Tamam başka doğru. Herkesin ortak olarak anlaştığıdır. Ama Hı. 70 milyonun birden aynı şekilde kucakladığı değildir. Ben bunu bir tespit olarak yapıyorum. Ama Atatürk bu ülke için çok önemlidir. Hı. Ben de Atatürkçü bir ailede yetiştim. Atatürk bu ülke için çok önemlidir. Bunu bir kere koyuyorum. Bunu koyarak tartışmaya başlamak önemli. Gerçi Türkiye'de bunlar bile konuşulamıyordu. O anlamda da ifade özgürlüğü ne kadar yani genişti. Çok ona gelmek lazım. Birazcık. Şimdi dolayısıyla yani Aksu, bakın Sezen Aksu ben şunu söyleyeyim. Önemli mesela. Şimdi hayır yani tamam herkes, Türkiye bu ülkenin baksan Sezen Aksu der, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran insandır, askerdir ve politikacıdır. Mustafa Kemal Atatürk. Bunu kimse tartışmıyor. Kimse de bunu unutturmaya çalışmıyor. Şimdi bu devlet nişanından niye çıktı bilmiyorum. Bence de çıkmasa daha iyiydi. Yani bu kadar da her şeyin bir anda değişmesine gerek yok. Ama önemli olan şu. Bu korkuları artık atmamız lazım. Şayet zaten birinde yokmuş. Liyakat nişanında yokmuş. Devlet nişanında ve başka diğeri neydi? Cumhuriyet nişanı. Cumhuriyet nişanı ve devlet nişanında varmış. Niye çıktığıyla ilgili yani o açıklamaya bakmak lazım. Bilmiyorum. Hatta bugün işte Hüseyin Çelik'e sormuşlar. O da bilmiyorum. Zaman zaman bazı şeyler değişebilir demiş. Yani keşke bu değişmeseydi. Ama bu değişti diye hiçbir şekilde bu Atatürk unutturulacak. Cumhuriyet elden gidiyor. Böyle şeyler yok. Olsaydı şimdiye kadar emareleri olurdu. Ben yeniden söylüyorum. Eminim. Şunu da tekrar söyleyeyim. 29 Ekim 2014, 29 Ekim 2013'ten daha da görkemli kutlanacak. Tıpkı 29 Ekim 2013, 29 Ekim 2012'den daha görkemli kutlandığı gibi. Ve bakın bütün bu görkem devam ederken bu ülkede kendini insanlar her geçen gün daha fazla eşit vatandaş olarak hissediyorlar. Kürtlere, kardeşim Kürtlük yoktur, kart kurttur, senin dilini konuşmak eşkıyalıkla birdir diyen bir devlet zihniyeti varken bugün herkesin kendini Ankara'ya eşit mesafede hissedeceği bir devlet zihniyetine doğru evriliyor. Her sıkıntılar yok mu var? Gerçi daha kucaklayıcı olabilirdi. Ama mesela Kürtler meselesine geldiğimizde Diyarbakır'da hakikaten ben çok sık o bölgeye giderdim. Artık çok maalesef seyahat edemiyorum bu yayınlar dolayısıyla ama çok büyük bir asimilasyon politikasının kılıcı gibi dururdu o Diyarbakır'da koca Ne Mutlu Türk'üm diyene. Şimdi ne mutlum Türk'üm diyene bir Kürt'e söyletmek zorunda değilsiniz. Önemli olan o Kürt'ün kendini Türkiye Cumhuriyeti'ne eşit vatandaş olarak ait hissetmesidir. Bununla ilgili bir adım atılıyor. Bu ne kadar olumlu bir şeydir. Şimdi bu adımların hepsini bir büyük fotoğraf olarak görmemiz lazım. Ve bu adımlar da halkın farklı dinamiklerinin içinden, farklı hassasiyete sahip kesimlerin desteğiyle olabilir. Başka türlü olmaz. Onun için ben biraz önce siyaset yapmaktan bahsettim. Başarılı bir lider siyaset yaparak gelir. Ha o yaptığı siyasetleri her anlamda, her alanda desteklemek zorunda değilsiniz.
Mesela o önemli. Türkiye'nin genel gidişatını, gittiği noktayı, yönü desteklemek önemlidir bence bugün. Şayet Türkiye'nin büyümesini, Türkiye'nin demokrasinin ilerlemesini, ifade özgürlüğündeki engellerin kalkmasını hedefliyorsanız. Ben bu anlamda Türkiye'deki fotoğrafın olumlu olduğunu ama bu olumlular içinde tabii ki eleştirilmesi gereken noktaların da bulunduğunu söylüyorum. Bakın bu olumlu son olarak şunu da hatırlatayım. Bunu yalnızca ben söylemiyorum. Zannediyorum genel kamuoyu da teyit ediyor. İki anket var en son gelen. Biri KONDA. Ben KONDA'yı çok önemserim. En çok dikkate aldığım kurumdur. Bekir Ağar. Bekir Ağar'dır. Tarhan Erdem. Evet. AK Parti oylarını %51.4 olarak görüyor. CHP %22.9 görünüyor. Polmark'ta ona da dikkatle takip ediyorum. %50.4 AK Parti. %24.8 CHP diyor. Yani dolayısıyla aşağı yukarı tablo da ortada. Hani insanlar paniğe kapılıyor vesaire değil. Türkiye'de çok fazla da değişen bir seçmen profili de görmüyorum ben bu aşamada. Ben şimdi müsaade edersen şey yapayım. Şimdi bir tek vaka olsa bunun münferit diyebilirsin. Fakat ben şahsen nasıl ki daha önce Atatürk'ü bir putlaştırma vardı ve her şey böyle Atatürk'le izah ediliyor. İşte 12 Eylül'de Atatürk 100 yaşında diye devamlı pankartlar, adeta bir tapınma merasimleri. Bu beni çok rahatsız ediyordu. Ama şimdi de belirli bir fobi var Atatürk'e karşı. Yani böyle bir, en azından böyle bir hissiyat var. Mesela Tayyip Erdoğan sürekli hep Mustafa Kemal diyor. Atatürk demiyor. Yani sanki ben onun milli mücadeledeki başarılarını onaylıyorum ama ondan sonraki Atatürk'ü tasvip etmiyorum der gibi bir hal olabilir. Yani bu düşünce olabilir ama acaba bunların sonucu mu bu Atatürk'ün fotoğraflarının bir şekilde bu şeylerden, nişanlardan çıkarılması? Ben doğrusu TC'nin de çıkarılmasına karşıyım. Durup dururken şimdi Türkiye'de zaten bir takım hassasiyetler varken, durup dururken TC niye çıkarılıyor? Yani Türkiye Cumhuriyeti. Hayır, Kürtler de Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı değil. Hani Kürtler için çıkarılıyor desek biz diyoruz ki Türkiye'liği, hani Türk tamam ne mutlu Türk'üm diyene alerji yaratabilir ama Türkiye'liyim ne mutlu Türkiye'liyim diyene bal gibi bizim bir konsensüs ve bir uzlaşma noktamız olabilir. Dolayısıyla ben inan bu atılan adım ve sebebini anlamış değilim. Yani Atatürk benim açımdan da tabii ki bu ülkenin kurucusu. Ve yani her memlekette böyle kuruculara çok büyük bir ehemmiyet veriliyor. Yani kurucu iradedir. Tabii ki putlaştırmak, tabulaştırmak yanlış, bunları yaşadık ama neticede dindar kesimin aslında biz biliyoruz yani Atatürk'e deccal denildiğini falan. Yani bunları bilmek lazım. İşte dolayısıyla böyle bir tortu var ama bu değişiyor inşallah, dönüşüyor. Olabilir. Yani bence müşterek bir değer diye kabul etmemiz lazım. İşte bayrak gibi, işte ne bileyim Kur'an gibi, değil mi? Paylaştığımız, yani çok büyük bir çoğunluğun paylaştığı Müslümanlık, işte ne bileyim Türkiye Cumhuriyeti bayrağı, işte kurucumuz Atatürk filan. Bunların üzerinde artık bence hem münakaşa etmemek lazım, bir uzlaşmamız lazım. Hem de hani birimiz bayrağa sahip çıkacağız, öbürümüz Kur'an'a sahip çıkacağız. Bir diğerimiz Atatürk'e sahip çıkacağız. Bu da bence yanlış. Yani burada keşke tartışma olmayacak bir noktaya gelsek. Şimdi bu bir. İkincisi, gerçekten bu anketler doğruysa Tayyip Erdoğan son seçimlere göre de, yani 2011'e göre de daha büyük bir başarı elde etmiş oluyor. Acaba bu neticeye ulaşır mı, ulaşmaz mı? Ben yani %50'nin üzerinde inanın oy alacağını tahmin etmiyorum. Bana biraz abartılı geldi bu rakamlar. Şimdi mesela İstanbul'a bakıyoruz. Benim elimde de Andiyar'ın araştırması var. Büyükşehir belediye başkanlığı seçiminde eğer Kadir Topbaş olursa, mesela Kadir Topbaş %47 alıyor. Mustafa Sarıgül 41 alıyor. Yani şimdi aslında Kadir Topbaş'ın oyları 3 puan daha yukarıdaydı şeyin. Mesela 2009'a baktığında 44. Kadir Topbaş'ın oyu AK Parti'nin oyunun fevkindeydi. 4 puan üstünde. Şimdi bunun gerisine düşmüş oluyor. Yani neden düşmüş oluyor olabilir mi? Olabilir. Ben şey diye söylemiyorum. Ama şimdi bu seçimlerde şöyle bir
tehlike bekliyor AK Parti'yi. Bunu bilmesi lazım. Genel seçim olsa gidip de CHP'ye oy vermeyebilir. Bir takım tepki duyan insanlar. Ama bir mahalli seçimde aday bazında tercih kullanabilir diye düşünüyorum. Dolayısıyla yani mahalli seçimlerde düşme ihtimali daha kuvvetli. Ama genel seçim gibi mütalaa etmiyor. Öyle mi? Ama belediyecilikte de çok başarılı AK Parti. Ha, belediyecilikte tabii yani başarılı. Orada hep avantaj. İşte orada da büyük şehirlere baktığın takdirde mesela İstanbul'da önemli bir aday çıkarıyorlar yani Mustafa Sarıgül gibi. Yani Mustafa Sarıgül'ün bayağı bir şansı var. Yani kazanma şansı belki değil ama yani bence CHP Kemal Genel Başkanı olma şansı var. Evet, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan daha fazla oy alabilecek geçen seçimlerde. Evet. Nagihan. Ama olabilir. Ben hayır, de bunu tamam da şimdi şey ben anketler, yani anketler Kadir Topbaş'ı çok daha önde gösteriyor. Topbaş aynı ve şu anda hangi anket AK Parti'de gösteriyor? Panik var. Yok. Nasıl yok? 3-4 puan fark gösteriyor. Ben görmedim. 3 tane anket var. Bir tanesinde eşitler, birinde 1 puan, birinde 1,5 puan. Ha, bilmiyoruz. Kampanya şimdi bu hangi keşke onu görelim ona güzel güzel. Evet ben şimdi Nagihan konsensus açıkladı görmedin mi? Ben bir o rakamları görmedim. Olabilir. Şimdi olabilir öyle galiba. Olabilir. Hayır, olabilir. Benim gördüğüm yani, Kadir Bey'in şansının daha fazla oldu ama tabii seçim ha, evet, başka bir şey. Topbaş'ın şansı daha fazla. Çeşitli muhtelif kamuoyu araştırmaları var. Benim söylediğim şudur. Yani mahalli seçimlerde tepki oyları daha kolay adaylara dağılabilir. Bu bir. Ama bu demek değil ki tabii ki yine AK Parti arasını açacak. Ve ben de senin fikrine katılıyorum. Sarıgül esas itibariyle inan belediye başkanlığı yani kaybedeceği yani %75 kaybetme ihtimali var. %25 kazanma şansı varsa kaybedeceği bir belediye başkanlığı şans şeysine yarışına CHP'nin başına gelmek için yapıyor. Hele 2015'te yani bu kaybedeceği yarışa girmez mantık o mu? Girer mi İstanbul'a eğer daha sonuçta bir girdi? Beklentisi olmazsa. Şişli belediye başkanlığını kaybetti. Genel başkanlık yarışını yani siyasetçi kaybederek tabii ki Şişli Belediye Başkanlığı'na ilk adaylığını koyduğunda şimdi, Gülay Atık'a kaybetti. Ama ben şimdi diyorum şu andaki bu ismiyle evet. Burada bir hedefi vardır. 2015'te CHP hele hakikaten bu 22'ler, 23'ler, 24'lerde kalırsa mutlaka şöyledir yani Kemal Kılıçdaroğlu da bir projeydi. CHP'yi güçlendirme projesiyle başarısız olursa bence öbürü de bir projedir. Zaten Sarıgül yapı CHP'de herhangi bir vekili bitiyor, olacak. Bir cümle söyleyip kapatacağım ben de. Evet. Ben de o bir cümleyi ya iki cümleyi şunun için söyleyeceğim. Şimdi Mısır misalini verdin ya. Bu aslında Atatürk'ün ne kadar Türkiye için önemli bir insan olduğunu gösteren bir misal. Yani sen de belirttin Atatürk'ün kurduğu cumhuriyet ki 20 yıllık bir şey döneminden 1925 ile 45 döneminin dışında bayağı mümkün olduğu kadar o zamanın şartlarına göre çok normal bir demokratik düzen kurmuştur. Askeri müdahaleler olmuştur ama askeri müdahalelere de 45'e kadar normal demokratik düzen. Hayır 25 ile 45 arasında. Saygım çok büyük ama yani o zamanlar için. 25 ile 45 arasında. O zamanın şartları işte Yunanistan'a baksana. Normal bir düzen desek demokratik. Demokrasiye geçmiştir. Demokrasi yazmaz mı? Demokrasi bugünkü düzen demokratik mi tam eğer ideal anlamda alıyorsan? Yani seçimlerin yapıldığı falan. 25-45 arası demokrasi diyemem. Demokrasi yani, demedim. Yani. 25-45 arasında. Normal demokrasidir. Hayır. Ben şimdi herkesle kavga etmeyi başaran. Başaracaksın şimdi. 1925 ile 45 arasında takdir-sükun rejimi var. İstiklal mahkemeleri var. 1924 anayasası kuralları var. Tam tersini söylüyorum. 45'ten sonra ama demokrasiye adım atıldıktan sonra bu millet bu demokrasiyi benimsedi. Tamam. Niye benimsedi? Senin de söylediğin gibi Atatürk döneminde yapılmış olan reformlar sayesinde o reformların tabanı üzerinde giderekten benimsedi. Çünkü CHP ikiye bölündü. Askeri müdahaleler falan onlara da dikkat et. Yunanistan'da bir geldim adamlar 7 sene gitmediler. Biz de gelir gelmez vallahi billahi gideceğiz dediler hiç olmasa 1,5 sene, 3 sene falan. Allah'a şükür ordumuzdan değil. Hayır ordumuzdan değil. Atatürk'ten, Atatürk'ün kurduğu rejimden Allah'a şükür. Ve rejimden dediğim o zaman yapılan reformlardan, o zamanki çağdaşlaşma hareketlerinden.
hangi millet o cenubumuzdaki, güneyimizdeki şimdi başbakanın özendiği memleketlerden hangisinde bir demokrasi kurulabilmiş? Bir tek bizde kurulabilmiş. Aşağı yukarı aynı sosyolojik şartlar altında bir bulunan yerlerde. Bir şey söyleyebilir miyim? Ha, onun için Atatürk'ün... söyleyemez. Ben vallahi bitti, ben görüyorum. Yani yalnız ben şunu söyleyeceğim. Ben söylemiyorum. Oy almak, bak bir dakika, oy almak isteyenler 600 bin bakaya var. Onlara af çıkarsınlar, bedelli gelsin. Ha güzel, öyle bir sorun. Ailelerin Altan abi bak, arkadaşımız yakında kuş olup uçacak vallahi. Şimdi Altan abi siz bitirmeden önce şunu söyleyeyim. Bitirmeden değil, program bitiyor. Bir saniye. Bir saniyede ben sizin tartışmanıza hiç katılmadım şimdiye kadar. Nagihan senle birazcık başta gerildik ama tartışmak gerçekten sizle çok zevkliydi. Çok teşekkürler. O yüzden konuk ettiğiniz için de çok teşekkür ederim. Çok nezaketinden dolayı nasıl geçti, yine beklerim. Nasıl geçti anlamadım. Hep seyrediyordum. Burada olmak çok güzeldi. Şimdi ben de yani ben de hem kendim adıma hem arkadaşlarım adına her burada bulunduğunuz için çok teşekkür ederiz. Biraz tartışmalı oldu, siz biraz daha şey yaptınız. Biz genciz biz aslında. Nazlı ile bana daha az söz düştü. Ama iyi ki geldin. İşte bu programda böyle oldu. Evet, biz de çok memnunuz. Bundan sonra nasıl? El sallıyorlar. Şu daha yeni. Bir şey söyleyeceğim. Nazlı Hanım çok memnun. Altan Bey sen memnun musun? Bunu söylemiyorsun. Ay ben çok... Ne diyorsun, anlamadım ki. El sallıyorlar, bitir programı diye sana. Ha bitiyor, ha benim şey mi? Nagihan koptu. Bitir diyor. Tamam, o zaman bitiriyoruz. Siz gülmeye şeyden sonra devam edebilirsiniz bundan sonra da. Sevgili seyirciler, bu akşamki programımız da burada bitiyor. Bundan sonra yeniden birlikte olmak üzere hepinize iyi geceler dileriz.